Merhaba, Kontra'ya hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul, Uğur Karakullukçu ile birlikte Kontra'da 2 saat boyunca size gündemi aktaracağız. Maçlar artık 12 Haziran'da başlıyor. Ne şartlarda başlayabilir? Federasyon nasıl kurallar koydu? Bunlara bakacağız önce ve arkasından da kulüplere geçeceğiz. Hemen konu başlıklarımızla başlayalım Kontra'ya. Uğur'a hoş geldin demeden önce neler konuşacağız? Uğur da böylelikle hoş geldin diyemiyordu sana. Hoş bulduk, aynen. İyi bir fake attın. Konu başlıklarımıza bakalım. Bu programda neleri konuşacağız, neleri öne çıkaracağız? Tabii bize sorularınızı da yollayabiliyorsunuz. Onu da duyurularını yapacağız. Hangisi gelecek arkadaşlar? Sorular mı? Konu geliyor. Peki, konular geldi. Ligler hangi şartlarda başlayacak? Bunu konuşarak başlayacağız. Çünkü bunun içinde birçok konu var. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı talimatlar, hem işte lig fikstürü, kupa fikstürü, bunların hepsini tartışacağız. Sonra transfer gündemine bir göz atacağız. Fenerbahçe'nin sol beki kim olacak? Hasan Ali ile ilgili durum, Caner ile ilgili durum, Novak ile ilgili durum. Hepsinden hem son bilgileri hem de buradaki Uğur Karakullukçu'nun yorumlarını sizlere aktaracağız. Galatasaray'da yeni forvet iddiası, birçok haber çıkıyor. Bunların doğruluk payını da araştırıp ve hangi oyuncu Galatasaray'a uyabilir, bu konuyu sizlerle tartışacağız. Beşiktaş'ın gündemine gelen orta saha kim? Bu yeni bir isim. Bu yeni ismi editörümüz Berk Gölcanlı bir bağlantıyla bizlere aktaracak. Beşiktaş'ta da Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarına da parantez açacağız bu bölümde. Ve tabii ki genel transfer haberleriyle ilgili lige bir bakış atacağız. Sorularınızı bize yollayabilirsiniz bu konuların haricinde. Haber Global'in mobil uygulamasına, cep telefonunuza giriyorsunuz. Oradaki mobil uygulamadan bize sorularınızı yazıyorsunuz ve biz de burada Uğur Karakullukçu ile birlikte cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ama şu bir hatırlatmayı eklemem lazım. Bir soruyu yazdıktan sonra diğeri için 5 dakika beklemeniz lazım. Uygulamanın özelliği bu. O yüzden doğru soruyu seçin. Lütfen isminizi, soy isminizi yazın. Berk Göl ona göre cevaplandıracak. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. İlki böyle Michael Jordan tek elle topu atıyor gibi yapıp uçuruyor ya adam. Onun gibi bir fake'ti. Uğur'a selam veriyor gibi yapıp vermedi. Michael Jordan'ın şeydeki Last of Us diyorum ya. Last Dance'deki şeyi çok iyi. O sahneyi özellikle çok sevdim. Last of Us'ı da Last of Us iyi oyun. Last of Us 2'yi bekliyorum. 2 geliyor, evet. Haziran'da çıkıyormuş. gelir gelmez oynayacağım NBA'den kurtulup. Hemen başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulamaya soktuğu kurallarla bu 8 hafta nasıl oynanacak? Hatta kupayla birlikte 8 hafta oradan, 2 hafta da oradan, etti 10 hafta diyebiliriz buna. Maç haftası olarak. Türkiye Futbol Federasyonu tedbirlerinden bir grafik dizisi yaptık. Bir stada geliş, stattan önce, maçtan sonra hepsini kronolojik sırayla inceleyeceğiz. Neler olacak? Öne çıkan noktaları çıkarmaya çalıştık. Bu stada gelirken, Uğur, sana bunları şimdi yorumlamanı isteyeceğim. Bir, takım otobüsleri birbirlerine uzak ve aralarında 15 dakika farkla park edecekler. Yani bir takım Galatasaray-Fenerbahçe oynuyor diyelim. Galatasaray geldi stada saat 8'de. Fenerbahçe 8'i çeyrek geçe gelecek ve ondan farklı bir yere park edecek. Çıkışta da yine aynı işlem. Yine 15 dakika farkla stattan ayrılacaklar. Stada girişte ateş kontrolü yapılacak herkesin. Protokol, futbolcular, çalışanlar, basın mensupları, herkesin ateş kontrolü yapılacak ve 37.8 derece ve üzeri olanlar stada alınmayacak. Stada gireceklere maçtan 2 gün önce zorunlu test. Buna futbolcular, teknik ekip, basın mensupları, herkes dahil ve bu testlerin sonucu da maç sabahında Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmesi gerekiyor. Zaten olumsuz bir sonuçta, pozitif sonuçta onlar stada alınmayacaklar. Ve stadyumda toplam 296 kişi olacak. Bundesliga'ya benzer bir durum. Orada da stat içi 100, tribünler 100, işte stat dışı 100 gibi böyle bir ayrım da orada da oluşmuş durumda. Bizde de benzer bir durum. İlk buradan başlayalım. Normalde son herhalde oynanan maç Galatasaray-Beşiktaş maçıydı ligde ve seyircisiz oynanmıştı. Ona rağmen 850 ile 900 arası kişi vardı. Kişi sayısı mümkün olduğu kadar aza indirilmiş. Diğerleri de aslında yine Bundesliga deneyiminden yola çıkarak orada uygulanan şeyler hemen hemen. Ama zaten bunu bekliyorduk. Yani Bundesliga çok iyi bir prototip koydu. Ya belki onlar için riskli bir şey ama bizim için bir avantaj. Ya onlar neyi doğru yapıyorsa, uygulamada neden verim alıyorlarsa aynı şekilde buraya adapte edip daha kısa sürede belki onların yaşadığı sorunları da yaşamadan ligin başlama ihtimali var. Bu bakımdan yani çok da şaşırtacak bir önlem yok şu ana kadar buradaki maddeler arasında. Yapılması gereken şeyler zaten. Ama tabii ki
Stada gidecekleri için zorunlu test. Yani daha önce normalde bu testlere erişimi olmayan işte basın mensupları, diğer yetkililer olsun. Onlar da test olmuş olacak bir yandan. Biraz acılı olduğunu duydum. O kadar. İşte burnundan bir çubuk sokuyor da yukarı kadar gidiyor gibi bir durum oldu. Söylüyorlar, evet. Söylüyorlar mı? Sen şu an yaşıyorsun ama o durumu. Yüzün ekşidi yani. Evet, gerçekten bunu düşünmesi bile çok iyi değil yani. O yüzden koronadan korunun arkadaşlar. Şu test işine bulaşmayacak şekilde. İkinci grafiğimize geçelim o zaman. İkinci maddelere bakalım. İkinci sayfadaki. Protokol tribününde herkesin arasında 3 koltuk olacak. Arkasında bir sıra boş. Bir sonraki sırada ilk sırayla çapraz olacak şekilde oturacaklar. Yani maksimum mesafeyi sağlamak amacıyla böyle bir sistem oturulmuş durumda. Basın tribünde de aynı şekilde protokolle aynı. Yedek kulübesinde aralarda ikişer koltuk boş. Belki Bundesliga'daki gibi bazı statlarda olmak zorunda zaten. Hı hı. Yedek kulübesinden dışarı çıkacaklar mecbur. Büfeler ve ikram alanları kapalı. Zaten seyircisiz olacağı için maçlar. Büfeler zaten normal. Localarda ya da işte protokol tribünde daha doğrusu. Orada da ikram alanları kapalı. Sadece kapalı su bulundurulacak. Basın mensuplarının ortak alanında da oluyordu. Evet. Yiyecek içecek. Bir tek içecek olur herhalde. Su. Kapalı şeyde su olacak. Aslında İstanbul'daki statların çoğu uygun bu yapıya. Yani en yakın stat Galatasaray buraya. Beşiktaş stadı. O da çok mesafeli. Hatta Beşiktaş'ta daha da iyi şey olarak. Basın mensuplarının arasındaki mesafenin ayarlanabilmesi için. Anadolu'da birkaç istisna haricinde işte Kasımpaşa stadı biraz daha tribün gibi mesela. Orada biraz daha aralıklı olunabilir. Ama bunlar ayarlanabilecek şeyler. Nasıl stat boş olduğu için bunların ayarlanması epey kolay olacaktır. Önemli olan minimum kişiye indirebilmek. Onu da 3'te 1'e kadar indirmişler. Yani 859 derken 296'ya kadar inmiş durumda. Çoğu maçta bu sayı bile olmayabilir. Bu biraz daha hani yoğunluklu maçlarda basın mensuplarının da tam ilgi gösterdiği maçlarda bence kişi oluyor ama basın mensubu zaten. Yani orada maksimum ilgi gösterse 10 oluyor. Geleceğiz oraya da 3. grafiğe geçelim. 3. grafikte de maç sırasına bakıyoruz. Her maçta 6 top toplayıcı var. İkisi ikişer tane sağ kenarında 2-4, birer tane de kale arkasında toplam 6 top toplayıcı çocukları söylüyorum. Artık çocuk değiller aslında. 20 ve 30 yaş arasındaki kişilerden seçilecek. Doğru. O. Maçlarda en az 15 top olacak ve ev sahibi takıma bunun dezenfektesi sorumluluğu yüklenmiş durumda. Maç öncesi tokalaşma yok, takım fotoğrafı yok. 1,5 metre sosyal mesafeyle çıkılacak zaten sahaya. Ev sahibi kulüp tribüne reklam alabiliyor. Eğer genelgeye uygunsa ve işte sağlık açısından da bir problem yaratmayacak bir durumsa tribüne reklam alabilecek, ekstra bir gelir kalemi çıkarılabilecek burada. Buna projeler üretilecektir herhalde. Maç içinde teknik adam hakemle sosyal mesafe şartıyla konuşabiliyor. Konuşmak isterse eğer hakemle o sosyal mesafeyi bozmadan yapabilir. Çünkü orada eskiden sesli de bir ortamda buraya kadar geliyorlardı. O biraz şeydendi işte, dudaklarımız okunmasın hani. Yani işte magazinsel bir şey çıkmasın şimdi. Hakem işte Cüneyt Çakır işte Fatih Terim'le konuşuyor. Şimdi ne deseler hani haber değeri taşıyor. Evet. İkisi de ağzını kapatıp böyle dibine kadar girip konuşuyordu. Hani hem ses duyulmasın hem şey diye. Biraz onlar bitecek herhalde. Ama onun dışında yine şeydir. Konuşurlar yani. Konuşacaklar. Böyle bir durum var. Reklam işi benim çok hoşuma gitti. Evet evet, o da iyiymiş. Yani şeyi bile, maç içinde değişiklik tabelasını bile maç öncesinde devre arasında dezenfekte edecekler. Ve ona o dördüncü hakem haricinde kimse dokunamayacak. Maç o değişiklik tabelasına. Oraya kadar dezenfekte kanunları çok geliştirmiş. Altyapı çocuklarının da gelmemesi değişik. Yani ilk defa böyle bir şey evet, göreceğiz. Evet, o seremonide de çocuklar yok artık. Pankartla da çıkılmayacak. Ekstra bir durum olursa federasyon tribüne asacak bir pankart olursa. İşte Kızılay'ın 74. yılı kutlu olsun gibi pankartla çıkıyor mesela işte. O ya bence artık. Zaten onların... Ben çok abartıldığını düşünüyorum. Her hafta bir şey bulup pankartla çıkmak, ya daha doğrusu bir şeye karar verip takımlara taşıtmak bana garip geliyor. Ya o mesajları gönüllerinden geçiyor. Zaten kulüpler verir diye düşünüyorum. Ama işte o kurumlar için de çok ciddi bir reklam yeri yani orası aslında. Orada herkes çünkü televizyonun başında artık. Ya tam da işte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 176. yılı kutlu olsun da olmasın abi yani. Anladın mı? Mesajı olsun. Doğru. Yani. Evde ben ne hissedeceğim ki yani onu, o pankartı gördüm. O yani. Mi? Tamam. Hanım getir, peki. Bizim tapuyu getir. Öyle mi olacak? Olmaz. Öyle tapuyu imal ettik. Kutlama yapamazsın evde. Bir sonraki başlığa geçelim. Bu arada orta yuvarlaktaki o işte bayrak sallandırma, onları da hepsini kaldırdılar yani. Saha içinde hiçbir şey olmayacak.
En çok konuşulan konu geçen hafta da detaylarını vermiştik ama şimdi biraz eklememiz lazım. Her takıma 5 değişiklik hakkı var. Değişiklik hakları 3 seferde kullanılabilecek. Hı-hı. Yani 5 hakkı 5 seferde kullanamıyorsunuz. Uzatma olursa ki bu Türkiye Kupası için geçerli. Burada uzatmalarda bir ayrıca değişiklik hakkı daha var. 6'ya çıkıyor uzatmada. Ve orada bu arada hakkınızdan eksilmiyor yani. 5'i kullanmadık biz, 4 kullandık. 2 kalıyor o zaman. Takımda 14 kişiden az kişi kalırsa onun maçı erteleniyor. En dikkat çekici madde bu. Bir saniye ama. Şeyde de olur. Ya bir önceki cümlen önemli. 4'ten devredemezsin. Çünkü 3 seferde değiştirmek zorundasın zaten. 3 değişikliği kullanmış oluyorsun. 2-2 değiştirirsen. Hayır ama uzatmaya götürebilirsin onu. Maç baktım uzatmaya gidiyor. Kullanmadın abi. Hayır ama 4 oyuncu 3 seferde değiştirirsen devretmiyor. Yani bir tane de ama bir sana bir kez daha değişiklik yapma hakkı veriyor. Sana uzatmada bir kez sen daha. Sen diyorsun ki bir seferde 2 tane daha yapar. Evet. Ha o işte bir seferde yapabilirsen yapar. Evet. Bir sefer daha hakkı veriyor sana. Kaç değişiklik hakkın kaldıysa. Bu en sonuncu madde de şöyle. Yani oyuncu da senin takımda 2 kişi çıktı, 3 kişi pozitif çıktı, 5 kişi çıktı bilmem ne derken sen 14 kişinin altına çıktın. Ne olacak diyorsun? 3 yedeğin kaldı çünkü artık. Euro 2020 şeyde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gibi. 13 kişi çıkmıştık. Evet. Mehmet ve en iyi maçımızdı bence bak. Yani o efsane maçlar Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti ilk 60 dakikası skandal bir maç yani. Yani bayağı karar alıcı maçta. Elenip gidecektik yani 3-4 olacak maçı. Çevirdik ama yani efsane bir maç ama plan olarak doğru muydu şey? Nerelere gitti? Nerelere gitti evet. Ama biraz öyle yani. 14 kişi kalırsa onun maçını iptal etmiyor, erteliyor. Bu da şey işte aslında. Sakatlık hani, gibi bir yandan da aslında. Aynen. Bu biraz kafalara takılan bir konuydu. Bence şey de önemli. Kalecilere dair bir şey göremedim. Yani orada Ali Koç'un bir şeyi vardı, sordu bir soru vardı. O haklı bir soru, bence onun da değerlendirmesi gerekiyordu. Yani bütün yani diyelim 20 tane sağlıklı adamım var. Kalecin kalmadı ama ne yapacaksın? Olabilir bu ya. Bir de kaleciler birbiriyle idman yapıyor. Birbirlerine bulaştırabilirler sonuçta. Alt takımdan getireceksin. Ya da transfer hakkı geçici. İspanya'daki gibi. Yani İngiltere'de de oluyor bazen. Kaleci durumlarında İngiltere'de de izin veriyorlar. Veriyorlar. Yani başka takımdan kiralamana vesaire. Kısa vadeli transferi. Yani bu durumu maç günü bile görebiliriz bu arada. Şimdi 2 gün önce adama test yaptırdın. Sabah geldi test sonuçları. 10 kişinin pozitif. Zaten aynı takımda olduğu için bu çok da yani hayal ürünü bir şey de değil. 10 kişinin bu maç ertelendi bu akşam. Ya da testte de bir şey çıkmadı. Bazen testin sonucu da güvenilir olmuyor. Stada bir geldiler, hepsinin ateşi 38 derece. O zaman şey ya ertelenmesi de şey demek yani. Bu ligin bir şekilde biz bitireceğiz yani. Bu en ekstrem durumda bile erteleniyor demek. Bu lig bitecek kardeşim demek yani. Bu son madde mi demek yani? Bir sonraki sayfaya geçelim. Maç sonunda röportaj alanı basına kapalı. Maç sonu basın toplantısına ajans ve yayıncı kuruluş girebiliyor ki orada yayıncı kuruluşun kamerası çekiyor. Sen ondan link istiyorsun. Sana görüntüleri geçiyor bizim merkeze mesela. Biz buradan kaydediyoruz ve bu basın toplantısında 75 dakika sonra kullanabiliyoruz. Soru sormak isteyenler sorularını yazılı bir şekilde Spor Yazarları Derneği'nin görevlisine veriyorlar. Onlar da kulübün basın sorumlusuna iletiyor. Basın sorumlusu teknik direktöre veriyor. Teknik direktör oradaki elindeki sorulara bakıyor. Hepsini tek tek kameraya bakarak ulusa sesleniş gibi, camiaya sesleniş gibi onları cevaplıyor. Biz de 75 dakika sonra kullanıyoruz. 75 dakika enteresan. Normalde böyle 75 yine 70 ama artık burada biraz insaflı olsalar daha iyi olurdu. Yani 75 dakika demek yani hiçbir içerik olmasın demek aslında diğer yayıncı kuruluşlara. Biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Ve şeyde de yok. Bu kadar sıkı uygulayan başka lig yok yani. O bakımdan biraz sert buldum ama onun dışında ilk madde zaten olmasa da olurmuş. Röportaj alanında iş yapabilen çok az kişi var. Çok çok nadir. Evet. Dediğim gibi ben zaten atıyorum yani ben şeyde gittim ya Barcelona'nın röportaj alanını, Manchester United'ın röportaj alanını ben Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan daha rahat kullanıyorum. Adam orada bir soru sorunca geçen oyuncular cevap veriyorlar ama bizde öyle olmuyor pek açık şeyden. Abi konuşamıyorum ya diyor mecbur. Tabii tabii yani oyuncunun tavrı olarak değil yani. Evet. Tavır aldığı için sana değil. Öyle bir içe kapanma durumu var böyle demir perde gibi bir yaklaşım var. O varken zaten çok da bir manası yok. O yüzden bir şey değişmiyor yani. Sadece
İşte orada beklemek durumunda olan işleri gereği. Muhabir arkadaşlarımız için belki biraz daha kolay. Berk diyor ki soyunma odasına ilk çıkan adam otobüse yetişmem lazım abi diyor. Yani ilk çıkmış ama adam aslında. Tabii. Otobüse yetişmem lazım diyor. Hepsinin zaten şeyi oluyor. Telefonla konuşuyormuş numarası. Futbolcuların klasiği haline geldi. Onları da çünkü basın mensubuyla orada konuşursan 20 bin euro ceza bilmem ne gibi. Abi yani kısıtlamalar geldi. Çok garip yani mesela ben şeyde U20 Dünya Kupası oynanmıştı burada. Paul Pogba ile ben 20 dakika konuştum ya. 20 dakika konuştu adam benimle. Ve o zaman da Juventus'un futbolcusuydu. Abi 20 dakikada ya konuştunuz yalnız ya. Ya konuştum. Adamı bir salsaydın ama yani. Bu abi röportaj gibi bir şey oldu aslında yani. Ve kullanmadım ya öyle de bir şey var ya. Niye böyle bir şey yaptım onu da biliyorum. Konuştuk ya merak ettim her şeyi kurdum. Adam da şeymiş rahat yani. Bazı oyuncular öyle yani. Ama normalde böyledir abi zaten iletişim. O... Bir Juventus'ta bu kadar kapalı bir yapı gördüm. Onun dışında dünyanın her yerinde ben de o röportajı yapabildim. Kağırma adam. Belki Bayern Münih bir nebze olabilir. Onda çünkü şöyle bir şey yaşamıştım. Ya statta değil de. Beni bize antrenman testlerine götürmüşlerdi. Gezmek için ve inanılmaz bir şey yani. Bayern Kampüs acayip bir yer. Girdik içeri. Bir arkadaşım dedi ki ben dışarıda bir sigara içeceğim. Bana eşlik eder misin? Çıktık kapıya. İçeri girerken adam almadı bizi. Ve gördü yani. Beraber yanında çıktık. Çünkü tasvip etmiyoruz zaten yani yaptığı hareketi. Biraz önce Cumhurbaşkanımızın da konuşması. Ya tabii ki öyle. Ama arkadaşı söyledi. Ne yapacak? Ben içmiyorum. Ben kullanmıyorum açık söyleyeyim. Ama yani adam orada bizi tekrar sokmuyor mesela. Başkası gelip soktu bizi yetkili. Yani orada kurallar çok katıydı. Ben Bayern Münih'e yordum onu. Ya herhalde statta da böyledir diye düşünüyorum. Hızlı bir dönüş hemen bu 75 dakika konusunda fazla. Çünkü Mixon'da en azından ben oyuncuların çıkışının görüntüsünü veriyorduk burada kontrada. Ya da basın toplantısı hemen geliyordu, kesiyordu, koyuyorduk. Ya da orada bir hocayı, oyuncuyu, birini röportajı alıyorduk. Ya da hadi en kötü toplu konuşuyorlardı. Onu veriyorduk. Şimdi hiçbir malzememiz kalmadı. Yani maçtan 2 saat sonra... Sadece bizim için değil yani bütün basın. Basın toplantısına dair hiçbir şey kullanamayacağız. Yani bilemiyorum ya bu kadar... Yani Fatih Terim'in ya da ya Sergen Yalçın'ın maçtan sonra söylediği 3 cümleyi kullanmak gibi bir zarar var. Yani zarar bu şeye de hani Süper Lig'in de katkı, işte Beşiktaş'a da katkı, kulüplere de iletişimini de engelliyorsun. İşte yani yayıncı kuruluşa da bir şey kattığını düşün, hiçbir şey kattığını düşünmüyorum. Onun için basın toplantısını izleyeyim diye abone olan var mı? Adam para vermiş zaten. 100 küsür lira veriyoruz yani ben de evet. Ekran başında olsam. Tabii. Zaten orada izliyorum. Gerek yok yani buradaki hani yarım saat sana versen zaten. Bir şey olmaz yani. Ölmez kimse evet. Diye düşünüyorum. İlk sana geliyor zaten yani orada da. Zaten maçı da izledim. Yani kimse basın toplantısını izlemek için abone olmuyor zaten. Ya basın toplantısı zaten medyanın tek alanı aslında. Normal şartlarda. Yani toplantıya bir tek toplantıya erişebiliyorsun zaten. O da aslında kamu için yapılan bir şey. Evet. Ama onu da yapmıyorum. Zaten yani maç bilmiyorum. Görüntüsü yok kimse de şey yok. Bari bu kadar küçük şeyleri de kısıtlamasalar da sonra da ya hiç spor programlarında futbol konuşulmuyor diye de kimse ağlaması o zaman. Abi Survivor'da unutamadığım bir sahne vardı. Ahmet Dursun böyle börek tepsisinin dibini yiyordu. Abi onun gibi bir şey ya. Böreğin ya tepsinin dibindekileri de biz diyelim abi. Yani bu, evet. Bu yani. Aslında bunu söylüyorum yani. Bir evet. Şey değil. Onu da almayın elimizden. Bitti. Bu son sayfa mıydı arkadaşlar? Bu arada şey yani 75 dakika mesela şey dese basın toplantısı kurumlar kullanamayacak. Mesela bence daha dürüst bir kural bundan. Kullanma daha iyi yani. Zaten gelmedi. Yani maça gelmeyin demişler yani. 2 gün önce de çünkü kendin test yaptıracaksın. Ve yani herkesin bir muhabiri var, 2 muhabiri var artık. Sektör öyle bir duruma geldi. Ben Trabzon'a yollayacağım adamı ya da buraya. Ondan sonra gelecek pazarda buradaki maça. Nasıl olacak bu iş? Test yaptırması da zaten mümkün olmuyor. 2 ayrı ekip yollaman lazım. Gitti orada statta yapacağı hiçbir iş yok. Maç evet. Seyredecek sadece. Müdür problemleri. Son mu dediniz arkadaşlar? Bu son. Sondu. Tamam. Programa bakalım o zaman. İlk haftanın programı nasıl olacak? Sonrasında da Kupa'nın rövanş programına geçeceğiz. İkisini de izleyicilerimize aktaralım. İlk hafta programını gösterelim. İlk haftada ilk maç gününde Fenerbahçe maçı var. 12 Haziran Cuma günü Fenerbahçe'nin maçıyla başlıyor. Aynı gün İzmir'de de Göztepe maçı var. Göztepe Trabzonspor 21.45 ve Fenerbahçe HES Kablo Kayseri Spor 21.45 yine. Sonra Cumartesi Medipol Başakşehir Aytemiz Alanya Spor maçı var. 19.15'te Beşiktaş Fraport Tav Antalya Spor 21.45 aynı saatte BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kasımpaşa. Pazar Gençler Birliği İttifak Holding Konya Spor maçı 19.15'te 21.45'te 2 maç.
Çaykur Rizespor, Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü, Ankara Gücü ve pazartesi Demirgrup Sivasspor, Yukatel Denizlispor maçıyla ilk haftayı tamamlayacağız. Kupa takvimi de hemen arkasına gelsin. Sonra lig takvimini tekrar isteyeceğim sizden. Uğur'la değerlendirelim diye. Kupayı da hemen arkasına koymuşlar. 27. haftanın arkasında 12, 13, 14 ve 15'inde Süper Lig maçları var. 16 Haziran'da Fenerbahçe 2-1 yenildiği maçı rövanşında Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek. Ve Aytemiz Alanyaspor'la Antalyaspor'da Antalya'da karşılaşacaklar Alanya'nın ev sahipliğinde. Antalya derbisi. Antalya derbisi. Buradaki Fenerbahçelilerin eleştirisi şu. Kupa takvimi değişmesin demişti başkanımız Ali Koç. Neden değişti diyorlar ama ondan sonra fikstür açıklandıktan bugüne kadar da Fenerbahçelilerden bununla ilgili açıklama gelmedi. Belki de gelecek, bilmiyoruz. Nasıl bakmak lazım bu konuya? Aslında mesafe de var yani. Cuma günü alınmış iki maç. Ben burada bir şey eleştireceğim. Galatasaray maçının arkasına geliyordu. Trabzonspor Galatasaray'la oynayıp sonra Fenerbahçe'yle oynuyordu. Trabzonspor'un bir nebze daha lehine bir şey. Ama orada da yine bir 4 gün mesafe konurdu. Yani o kadar da ya sonuçta nasıl diyeyim? Şampiyonlar Ligi yarı final oynayıp 2 gün sonra maça çıkmıyorsun yani. Yani ne olursa olsun bir belli ki burada cuma salı yapılacaktı. Bayağı da ciddi bir süre var. Yani artık 3 günden fazlası yorgunluğa girmiyor bile. Yani iki takımın da 4 gün mesafesi var. Çok da acayip bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şey konusunda bir nebze hakkında, maç zorluk derecesi hakkında zorluk. Hak verebilirim. Ama bunun için fikstür hani fikstür toptan değişti, çok kötü bir şey oldu gibi de değil. Yani olabilecek şeyler bunlar. Zaten zorunluluktan olan şeyler bunlar. Yani keyfine durup dururken değiştirilmiş bir şey değil. Ama bu kupa için ne oldu acaba yani? Kupa için niye değiştirildiği konusunda bir açıklama gelebilir. Ama kupayı da daha geçe bırakmak istememiş olabilirler. Yarı finallerin çünkü birisi oynandı. Mümkün olduğu kadar kısa sürede ikinci maç oynansın ki final belli olsun diye düşünüyor da olabilirler. Sonuçta bu kulüpler için de o açıdan daha mantıklı. Bir Süper Lig fikstürünü alabilirsem cuma günü dair bir eleştirim olacak benim. Ya Fenerbahçe maçıyla Trabzonspor maçı niye aynı saatte, ben gerçekten anlamadım. Yani sebebini çözemedim. Çünkü bakıyoruz mesela, burada sevgili Emre Özcan'la konuşmuştuk. Onunla birlikte fark etmiştik onu. Başakşehir-Alanya maçı mesela 7 çeyrekte. Beşiktaş-Antalya maçı 21.45'te. Yani iki maçı da isteyenler izleyebilecek. Mesela kupa için hem Alanya'yı hem Antalya'yı izlemek isteyenler bu maçları izleyebilecek. Ama Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçının ben aynı anda olmasının hiçbir anlam veremedim zaten yani. Kim yetişiyor ki? Maça da yetişen zaten yok. Zaten seyirci yok yani. Evde izlesinler diye mi acaba? O zaman bari 20 ile 22 yapsalardı diyeceğim. Hava sıcaklığı nasıl? Abi 19-15 yani cumartesi 19-15 olsun abi. 19-15 erişilmeyecek bir saat değil yani. İstanbul'da da hava öyle çok yanıyoruz gibi bir durumda yok şu anda. Ya bir de bunun mesela kulüplere doğrudan bir acayip bir etkisi yok. Zaten de artık hani trafikli diyebileceğimiz en büyük, en yoğun trafiğin olduğu il İstanbul. Biliyoruz yani artık o acayip de bir trafikler olmuyor. Hayır, seyircisiz ya zaten işte. Hayır, eve yetişme anlamında söylüyorum sadece. Hani onu düşünüyorlarsa. Nasıl yani, kim nereye yetişecek? Yani 18'de çıkan biri 19-15 maçına yetişir yani. Evinde izlemeye. Evinde izlemeye. Ha, tamam, yetişir tabii, evet. Yani 19-15 olmamasının hiçbir mantığı yok. Ben niye Fenerbahçe ve Trabzonspor izleyemiyorum ki? Niye birini tercih etmek zorundayım? O biraz bana bir tık sorunlu geldi. Onun dışında yani çok da acayip bir şey yok. Kupa nedeniyle belli ki hani günler ayrılmamış. Aynı gün olmasını anlarım. Ama şeyi anlayamıyorum gerçekten. Belki saatte bile o kadar hassas davranmış olabilirler. Abi Alanya, o zaman Alanya ile Antalya'da hassas davransınlar. Güzel. Niye o 19-15, 21-45? İkisi de deplasmanda bir de. İkisi de İstanbul deplasmanında hatta. Aynen. Aynen, onlar için daha da şey. Gerçi arada şey var. Perşembe günü onlar. Bildiğim kadarıyla. Evet. Perşembe 16-18 Haziran tarihleri. O bir tek şey yani. Sonuçta ben de bir gazeteci olarak iki takımı da takip etmek isterim. Benim işim bu yani. Ben aynı anda olmasının 27. hafta maçına çok anlam veremedim. Kupa fiksini, kupada peki kime avantajlı görüyorsun? Fenerbahçe ilk maçı 2-1 kaybetti. Şimdi Kadıköy'de oynayacak ama seyircisi yok. Ya ne olursa olsun galibiyet bir adım önde yani. Çok büyük bir fark yok. 1-0'a çıkmak da önemli bir şeydir. Ama bu kadar süre maç yapmadıktan sonra geri dönüşlerde biraz daha savunmaların gevşek olduğunu gözlemledik Bundesliga'da. Hı hı.
Yani koşu mesafelerinde problem yok, fiziksel olarak hazırlanmışlar ama organizasyon problemi oluyor. O yüzden 1-0'a çıkma da daha eski, yani normal bir maça göre daha düşük ihtimalli bir senaryo. O yüzden Fenerbahçe mutlaka kazanması gerekiyor. O yüzden biraz %40-%60 olarak görüyorum. 1-0'ın haricinde kazanması gerekiyor anlamında söylüyorum. Tabii her türlü kazanması gerekiyor. Yani. Evet. Alanyaspor. Alanyaspor bence daha oturaklı bir takım. Ama işte bu tarz takımların da nasıl hazırlandığı mühim. Kadro derinliğini ne kadar kullanabilecek, ne kadar kullanamayacak. Aslında Fenerbahçe Trabzonspor için de geçerli bu arada. İstediğimiz kadar hani kadro yapısını, önceki oyunlarını bilelim. Takımların nasıl döneceği belli değil. Birisine diyorsun ki mesela Schalke'yi çok kötü bir dönemdi. Ara verdiler. İşte ara iyi gelecek Schalke'ye falan diyorduk. Şey gibi oldu yani. Kötü günler geride kaldı. Şimdi çok daha kötü günler var. Öyle anlamıyorsun yani. İyiye mi gidecek? İyiye gitmesini beklediğin iyiye gitmiyor vesaire. Mesela Dortmund çok iyi girdi. Bayern Münih ilk maçta tekledi. Mesela aslında Union Berlin maçında sonra toparladı. Şimdi Dortmund'u da yendi son hafta. O yüzden belli olmaz bu işler. Yani tabii ki çok farazi konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe-Trabzonspor maçı içinde dahil bu. Buradan da Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinden biraz transfere bağlayayım. Novak ismi geçiyor Fenerbahçe için. Bugün yaptığım bir hani ekibimizin de yaptığı daha doğrusu. Sercan Dikme de sağ olsun çok fazla araştırma yaptı. Fenerbahçe'nin bilgisi olduğu, Trabzon'un da sözleşmeyi uzatmak için Novak'la görüşme aşamasında olduğunu öğrendik. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu tesisede bir yer yaptırmış durumda kendisi. Hem çalışacağı hem de konaklayacağı bir alan. 2 ay boyunca Ahmet Ağoğlu Trabzonspor tesislerinde kalacak. Oraya kamp kurmuş durumda takımla birlikte. Yani o da takım ne yapıyorsa Ahmet Ağoğlu da şampiyonluk yürüyüşüdür. Ben de buradayım mesajı veriyor takıma yani. Hep birlikteyiz. Ben korona işte vesaire kaçmıyorum mesajı veriyor bir yandan da. Sosa'yla da görüşme halinde sözleşme yenilemek için. Zaten Pereira'nın sözleşmesini yeniledi Fenerbahçe. Trabzonspor. Novak Fenerbahçe için adı geçen bir oyuncu. Trabzonspor anlaşır mı anlaşamaz mı süreç gösterecek. Caner Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin sözleşmeyi uzatmak istiyoruz diye söylediği ama bekleniyor hala süreç. Hasan Ali de hala görüşmenin yapılmadığı bir Fenerbahçe oyuncusu. Zaten eldeki tek sol bek. Caner, Novak, Hasan Ali. Nasıl bir ikili sence daha uygun? Açıkçası en net oyuncu burada bence Novak. Yani ne alacağını bildiğin oyuncu. Hasan Ali'den de ne alacağını biliyorsun ama Novak'ın hücum katkısı Hasan Ali'den daha yüksek. Çünkü neden? Topsuz koşusu var. Kafa vuruşları var. Çünkü ters taraftan orta geldiğinde hem sağ kanattan hem sağ bekinden aldığın ortaları bitirebiliyor. Zaten Novak'la Pereira'nın iyi bir bek ikilisi olması sebebi de bu. Pereira iyi orta yapan bir oyuncu. Novak da iyi koşu yapan bir oyuncu. O yüzden Quaresma Babel örneği aslında biraz. Daha da ekstrem yani. Bayağı Pereira'nın Novak'a asist yaptığı maçlar gördük. Ben evet. Yani 2-3 kere rastladım buna diye hatırlıyorum. Şeyde de bunu benzer örneklerde yapabiliriz. Yani sağ kanatlardan da Caner'le Gökhan'da da gördük bunu. O uyum sağlayan ikililer. Aynen. Novak bu açıdan iyi de bir savunmacı bence. Fena bir savunmacı değil. Ben bu üç oyuncu arasında en hücum savunma dengesi yüksek oyuncu olarak Novak'ı görüyorum. Yani Novak'ı alırsa Fenerbahçe iyi bir adım atar. Hatta Caner mi Novak mı dersen Novak'ı da düşünürüm yani. Çünkü Caner'in ne olursa olsun arkasının iyi bir savunmacını toplaması lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin stoperleri yani ligde rakiplerinin bütün stoper hatlarının gerisinde mutlaka transfer yapılacak ama hani hem sol bek yapılacak hem de mükemmel bir sol stoper bulunacak. Caner'in de arkasını toplayacak. Biraz fantazi gibi geliyor bana yani. %100 güvenebileceğim bir plan değil. O yüzden Novan biraz daha emniyetli ve aynı zamanda gol katkısı da verebildiği bir yapıda. Ben Fenerbahçe geleceği için daha makul görürüm. Yani ben Novak Caner'in önüne yazarım. Sen Novak Hasan Ali'de misin şu anda? Ya eğer şeyse çünkü üçünün ikisini seçeceksin. Novak, Caner, Hasan Ali. Maddi koşulları falan kenara bırakıyorsan. Ya bu arada tabii birçok değişkeni var. Yani Novak Trabzonspor'la anlaşacak mı? Caner Beşiktaş'la anlaşacak mı? Şu an Fenerbahçe üstünden konuşuyoruz. Evet. Tamamen Fenerbahçe'nin gelecek planlaması üzerinden. Hangisi üçünü tercih edersin? Abi şöyle Novak. Şu anda Emre Belözoğlu'sun şu anda. Emre Belözoğlu olsam Novak'la Caner'i alırım. Çünkü İki hücumcu oyuncu mu? Hayır. Novak dengeli oyuncu. Caner'de işler sıkıştığı zaman
hücum katkısı yüksek oyuncu. Böyle bir planlama kaldı ki Novak sol stoper de oynayabilir üçlü savunmada özellikle. Yani Fenerbahçe'de şu an iki tane stoper olmadığı için bunu çok söyleyemiyorum yani. Üçüncü olman için iki kişinin de olması gerekiyor. Ya maksimum Serdar Aziz var benim gördüğüm. Neyse. Oraya mutlaka bir takviye gelecektir. Nova üçlü savunmada da kullanabilirsin. Nova kullanırsan Caner'i de kullanabilirsin kanat beki olarak. Bir böyle bir durum var. Hasan Ali'yi ben beğeniyorum. Beğenmeyen birisi değilim. İstikrarına da güveniyorum. Çalışkan da bir oyuncu. Performansıyla rekabet edip Caner'i kesmiş Vitor Pereira döneminde. Bence Fenerbahçe'nin şampiyonluğa en net yaklaştığı sezon yani yakın dönemdeki en net sezon. Aykut Kocaman'la ikinci olduğu sezondan daha yakın bir sezondu. Psikolojik açıdan bir yerden de. Hep sonunu yani şampiyonluk yarışında iki takım vardı ve Fenerbahçe hep Beşiktaş zorladı. O da tarihi bir Beşiktaş performansı olmasa şampiyon olurdu o takım. Ve o takımın sol beki Hasan Ali'ydi. Yani küçümsediğim için söylemiyorum. Sadece oyuncu tiplemesi olarak Novak'la Hasan Ali'nin arasında Hasan Ali'yi seçtiğim için Novak'ı seçtiğim için farklı oyuncu Caner. Yani Caner daha iyi bir alternatif bence. Daha iyi bir rotasyon oyuncusu. Hasan Ali de birçok takıma fayda da sağlar. Yani Hasan Ali şu gün boşta kalsın. Galatasaray'da Beşiktaş'ta Hasan Ali ile almak için görüşür yani. Trabzonspor'da görüşebilir bu arada. Hani Novak giderse Trabzonspor'da yerine Hasan Ali'yi alsa acayip bir şey kaybetmez. Peki bir parantez daha açıyorum o zaman burada. Şimdi Novak'ı tercih ettin ama yabancı sayısı düşecek iddiaları arasında. Biz Caner Hasan Ali yapmaz mısın? Öyle, yani değişiyor derlerse. Şimdi ama ne olursa olsun 8 tane sahada oynatacağın yabancı var. Fenerbahçe'nin şöyle bir artısı var. Birinci kalecisi yerli. Düşür onu. Yani 10 kişiden tamam 6'yı yazdık. 8'i yerli yabancı olabilir. 2 tane yerli gerekiyor. Eğer 8 artı 2 artı 2'ye dönerse buradan da bir spekülasyon gibi de olmakla birlikte şunu söyleyeyim. Vedat Muriç Türk statüsüne geçer. Tamam. Çünkü şu anki statü tamamen zaten çok geniş olduğu için milli takım şartını sağlayamayan Türk vatandaşlığı olan kişilere sıkıntı çıkarıyor. Evet. Ama Vedat Muriç'in durumu şey olur. Kabul edilir. Kabul edilir. Bence ve de. Vedat da yerli olur. Kaldı diyelim. Tamam. Yani onda ayrılma ihtimali düşük olsa var. Ama zaten var. Bir kere Ozan Tufan var bu işin denklemin içinde. Yani çok rahatlıkla Fenerbahçe 3'ü bulabiliyor. Yani sırf bunun için Nova almayalım, ikisi de yerli olsun denilecek mevki orası mı çok emin değilim. Kaldı ki bunun dışında da talip olunan yerli oyuncular var. Mutlaka Serdar Aziz var bir kere. Daha yine 11 oyuncusu. Yani hiç onlara kalmaz. Yani Fenerbahçe şey bile çıkabilir. İstemeden bir sonraki sezon 7 yerli, daha düşecek işte. 7 yabancıya düşürebilir kendini. Bir sonraki sezon biraz daha düşerse ama. Ama 8 artı 2 artı 2 olacak. Ondan sonra artı 2 yatıp 8 artı 2 olacak planı var. Şenol Hoca ile bu şeyden önce konuştuğumuzda, korona sürecinden önce konuştuğumuzda demişti ki sahadaki 1, saha dışındaki 2 olarak her sene bu şekilde insin 3-4 sene. Benim önerim bu demişti. Abi çok ben aşırı agresif buluyorum açık söyleyeyim. Şenol Hoca'nın o görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Niye? Şu bakımdan yani verilmiş hakların geri alınması bu kadar agresif ve takımları zorlayacak şekilde olmaması lazım. Bir ikincisi ama Şenol Hoca'nınkinde aslında çok kademeli bir düşüş var. Abi ne olursa olsun sen diyorsun birer ki, birer düşüyor sahadan aslında. Bak sezon başında planlama 14 yabancıya göre yapıldı. Hı hı. Ve planlama dediği şey 5 yıllıktır. Yani no ya ideallar dünyasında öyle de Türkiye. Abi ama sözleşme yapıyorsun adamla 4 yıllık sözleşme yapıyorsun. Tamam. Planın ben demiyorum ki yani bırak şeyi devre arasını planlamıyor adamlar. Yani yazdan devre arası planlanamıyor. Kabul. Onu kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum senin fikrini ama şey ne olursa olsun adamı getir. Luis Gustavo ile 4 yıl sözleşmem var. Tamam ama sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu da var işte. Onu çıkartıyorsun denklemden. İyi de o adama göre plan yapmışsın. Denklemden çıkıyor diyorsun. Yerine ne kimi koyacaksın? Yani yerine şey koyabilecek gibi plan yapmışsın onu. Yani illa yerli bulacaksın. Hadi piyasada yerli ara. İlla yerli sağ bek de yerli sağ bek. İşte o zaman Tarık Çamlallara düşüyorsun. Ya olur var bunun ya. Görürsün bak yani Tarık gibi oyuncular yine ya bedava işte ya da ne bileyim bonus servisi çok fazla değil. Olur bence falan. Milli oyuncu falan diyeceğiz. 4-5 bak tam Tarık'ı sordum Şenol Hoca'ya ben de bu konuda. Dedim ki hocam bir eleştiri şu. Tarık Çamdallara işte bu kadar para vermeyelim. Yine bu yabancı sayısı düşerse
Tarık Çamdalılar daha fazla para edecekler. Eleştirirse ne diyorsunuz dedim. Dedi ki Tarık Çamdalı harcısı bana kaç kişi sayabilirsin? Mehmet Topuz'u sayarsın dedi. Kaç kişi sayabilirsin? Alper Pot. Ben ayrıca, sayarım. Dedi ki beşer, ayrıca dedi yani Tarık Çamdalı'nın parasının yükselmesinin sebebi bizim kulüplerimiz yine dedi. Yani paran yoksa verme. Yani niye Tarık Çamdalı için o zaman bu kadar büyük yarışa girip herkes fiyatı artırıyor ki dedi. Ya çünkü zorunlu. Yani 5 tane yabancı 6 tane yerli oynuyordu o dönem. Ama... Şimdi onu öneriyor Şenol Hoca yine. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani yapmayın demekle olan farklı şeyler. Şimdi 14 yabancılı ortamda neredeyse her mevkiden bir ihracat yaptık biz. Bir değil bir sürü. Doğru. Şenol Hoca onu da diyor ki aynısını yani tamam. Bu konu açıldığı için ben Şenol Hoca ile tartışıyor musun gibi yapacağım şu an sana. Ben hatta sana yalvarmaya yakın yalvarma sınırında ne olur beni de al programa demiştim ama son gün söylemiştim. Şenol Hoca diyor ki biz diyor bu süreçte daha fazla oyuncu yolladık ve biz sonuçta futbolda artık işte sanayi gibi tarım gibi yani bir endüstri halinde ve biz dövizimizi ülkede tutmak istiyoruz. Paramızı da ülkede tutmak istiyoruz. Mantığımız bu. Daha fazla oyuncu sattık bu dönemde. Kabul. Ve daha artıda kaldık. Ama oyuncu geliştirmede, burada içeride bunları kullanmada başarısız olduk. Ayrıca da borçlarımızın çoğu yabancı oyunculardan dolayı diyor. Nasıl başarısız olduk abi? Kendi içerideki oyuncuları yetiştirmemizde diyor. Biz yetiştirmekte, biz yetiştirirken diyor. Burada yetiştirirken başarısız olduk diyor. Şöyle, yabancı meselesinde mesela şöyle söyleyeyim. Mert Hakan Yandaş değil mi? Çıkış yaptı. Acayip çıkış yaptı. Bir rekabete girdi. Oradan Robinho transfer oldu. Serbestliğini de getirdiği rahatlıkla. Hani hamle yapıldı. Yurt içinde yabancı hamlesi de yapılabildi. Normalde Sivasspor'un bu paraları oynatamayacağı ama bu kalifiyede bir oyuncu. Sivasspor'da rahatlıkla 11 çıkacak seviyeye geldi. Tamam. Normal şartlarda bu şöyle oluyor. İsmail Köybaşı Gaziantep'te 20 hayatında sol bek oynamamış İsmail Köybaşı 20 tane maça çıkıyor. Ve Beşiktaş yalvar yakar 5,5 milyon euroya transfer ediyor sol bek diye. Ama bu adamın kariyeri 20 maç. Yani şimdi üstüne koymuş oynayan ve rekabet içinde o formayı alarak kendi doğal gelişiminde o mesela olgunluğa gelmiş bir oyuncu. Şimdi mesela Mert Hakan değerli bir adam. Ya da mesela Emre Akbaba. Birinci ligde 10 küsur gol attı. Hoca bu transferi de övüyor zaten bu arada. Emre Akbaba işini yani. Yani biz, hangisi daha karlı diyor? Aynı derecede, aynı kalibrede bir oyuncu yurt dışından gidip 10 milyon euro vereceğine diyor. Buradan 4'e aldın sonuçta diyor bunu. Ve hani buradaki pazarlığı da siz kendiniz belirlediniz. Ya şöyle. Sonuçta. Ben pahalı görmekte birlikte, yani daha ucuz olabilir de o rekabet içinde korkunç paraya çıktı evet. Bence. Çünkü bir yıl sözleşmesi kalmış adamın o kadar etmemesi lazım. Ben geriye sarıyorum. 5 artı 0 artı 3. Tamam mı? Emre Akbaba birinci ligde 10 tane gol atmış adam. Sence bu oyuncu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş talip olup almaz mıydı? Yoksa alırdı. Şey mi olurdu? Alırdı. Normalde alırdı. Hı hı. Antalya Spor'a döndü. Bonservis Antalya Spor'da. Ne oldu? Antalya Spor'da oynayamadı Emre Akbaba. Süper Lig'de yapamadı. Geri döndü Alanya Spor'a. Birinci Lig'e tekrar. Tekrar orada toparlandı. Alanya birinci Lig'e çıktı. Orada oynuyor. Doğal ortamında yetişti. Tamam. Yani kafayı gösterdiği an 10 maç iyi top oynayanı büyük takımların yalvar yakar alıp sonra ya bu çocuk hazır değilmiş deyip kulübelere mahkum ettiği dönemler yaşadık biz. Tamam. Şimdi Emre Akbaba normal şartlarda kulübelere mahkum olurdu. Ama A milli takıma katkı verecek düzeye geldikten sonra transfer yaptı. Ha, sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşamış olabilir. O ayrı. Ama ne olursa olsun lig içinde yerliler artık Alanya Spor'da, Sivas Spor'da gerçekten hak ettikleri süreleri alarak, olgunlaşarak geliyorlar milli takımlara. Bunun da dışında uluslararası potansiyele sahip oyuncular hiçbir tereddüt etmeden nasıl olsa 3 milyonluk adama 7-8 milyon veren kulüpler yok artık Türkiye'de. 3 milyonluk oyuncuyu gelip 3,5'a 4'e parasını verip artık yabancı kulüpler alıyorlar, yatırım yapıyorlar. Çünkü büyük kulüpler hazır görmüyorlar oyuncuları. Ama onlar zaman verip oynatarak geliştirebileceğini düşünüyor Avrupa kulüpleri ve biz bakıyorsun. Yani şu an hemen her mevkide oyuncumuz var. Ama her şimdi bir yandan da Emre Akbaba bu sefer Galatasaray'a geldiğinde daha çok süre bulacak düşerse. Abi işte hazır olmadan gelecek o zaman. Emre Akbaba 21'inde kulübe için gelecek. Kulübede dursun diye gelecek. Hazır oyuncu diye almayacak Galatasaray. Şu an performans oyuncusu diye aldı. Artık performansa dayalı transfer yapıyor büyük takımlar.
Doğal olarak olgunlaşmamış, kafayı gösterir göstermez gelmiş bir İsmail Köybaşı gibi bir durum olacaktı. Kaldı ki dediğim gibi bak sana direkt somut örnek veriyorum. Alanyaspor'dan Antalya'ya geldi adam. Kiralıklı çünkü Alanya'da. Antalyaspor'da yapamadı, 11 çıkamadı. Demek ki hazır değilmiş. Birincilikte 10 tane gol atınca büyük takımda oynayacak kadar hazır olmuyorsun illa. Ama normalde peşine düşeceklerdi. Bu açıdan da bence Süper Lig'in orta seviye takımlarına da bir fırsat yaratıyor mevcut statü. Gidip 3. Lig'den oyuncu alıp rahat rahat oynatabiliyorsun. O kalifiye seviyeye geldiği zaman talip oluyor büyük takımlar. Çünkü yerliye zorunlulukları yok. Ama bunu ben şeye karşı değilim bu arada. Yani bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Korona dönemi elbette 14 yabancı zaten uygulaması artık çok kolay olmayacak bir şey. Belli seviye aşağı çekilmesi de doğal. Ben şeye karışmıyorum. Yani bu kadar illa 14 kalsın, 14 altın kuraldır, işte altın orandır, 14'ten aşağı olursa Türk futbolu batar demiyorum ben. Ama 8 artı 2 artı 2. Son artı 2 ne abi? Son artı 2'nin ne manası var? Senin yani yerli oyuncu süre mi alsın istiyorsun? Getirebileceğin 2-3 tane şey var. Birincisi söyle abi. Saha içindeki yabancıyı sınırlamak daha mantıklı olan. Sende ki sözleşme sınırsız olsun. Sözleşme ya da sıkıntısız olsun. Ya yani isterse de 20 tane yabancı atsın. Kardeşim ben sahada en fazla 8 yabancıya izin veriyorum. Bitti. Sen artı 2, artı 2, artı 5, kosinüs 45 dereceye ne karışıyorsun? Aynı sıkıntı yaşanmayacak mı orada? Niye kulübede oturmuyor abi? 21 kişi. Kulübede 21 kişi var. Ya sağ içine 3 tane genç yerliyi bulabilmek için yine aynı şey yaşanmayacak. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Eski kural yok. Eskiden 8 artı 2 artı 2 idi ama kulübeler 18 kişi olduğu için öyleydi. Tamam. Şimdi kulübeler 21 kişi. Ben para ödediğim adamı niye tribüne göndereyim ya? O zaten o niye saçmalığın daniskası. Çünkü tribünde artık 22, 23, 24 ve 25. oyuncu oturuyor. Evet. Diyorsun ki ikisi yabancı olsun onlar. Niye yabancı olsun? Ha, para ödüyorum ben adama. Hiç gerek yok. O mantıksız. Yani sağ içine 8 yap diyelim. Tamam buna şeyim ben okeyim. Gerisine karışma. Artık 14 sözleşmesi var? Gerekirse 6'sı da kulübede olsun. Zaten kimse 8 yap. İşte buradaki karşı görüşte diyor ki o kulübedeki 6 adamı boşuna para veriyorum o zaman ben de diyor buna. Almaz o zaman zaten. Ama alıyorlar diyor işte. Almayın zaten diyor yani. Almayın diyor zaten. Abi niye o zaman artık yapıyorsun? 21 olan ortamda niye tribün var? Yöneticiler 8 artı 4 de o zaman. Madem alma diyorsa. Evet doğru. Yok doğru, buna katılıyorum. Ya zaten burada gariplik var. Eski rakamlara takılınmış kalınmış. Hı hı. 8 artı 2 artı 2. Bakalım bir eskilere. Yani? Onun da grafiği var. Dünden bugüne bir gelişimine de baktık. Sen devam et ikincisine de. İkinci şeyim şu. Yabancıyı düşürüyorlar ama bu aslında bir kendimiz için bir kandırmaca. UEFA sana ne diyor abi? Bir liste belirlerken ben yabancıyla yerli bana ne diyor yani? Bana diyor ki sen 25 oyuncunun 4'ünü altyapıdan çıkardın mı? 4'ünü de kendi ülkende yetişmiş oyuncu çıkardın mı? Bunlara bakıyorum diyor. Sana diyor mu şey pasaportun ne şu bu? Adam orada diyor ki sen ülkende yetiştirme odaklı bakıyor. İstersen Ganalı adamı al yetiştir altyapıdan ya, o bakmıyor ona. Altyapıdan yetiştirdin mi ki alamazsın zaten şey gereği. FIFA kuralları gereği 18'inden önce alamıyorsun oyuncuyu. 12 yaşında geldi senin altyapında başladı yani. İşte onun için yani çok ekstrem durum var. Aynen. Pasaport değil yani orada mevzu, onu demeye çalışıyor. Ama diyor ki sen altyapıdan yetiştir diyor. Bunu teşvik ediyor. İkincisi de diyor ki ülkenden yetiştir diyor. Bana diyor şey gelme diyor. Almanya'nın yetiştirdiği adamı bana Türk diye satma diyor, açık söylüyor adam. Ya da mesela Oğuzhan Özyakup çok değerli bir oyuncu. Gelişimini burada yapmış olabilir. Ne olursa olsun ama 20 yaşında geldi buraya. Adam diyor ki ben onu Hollanda yetiştirmiş sayarım. Bana ne pasaportunla? Çok mantıklı. Doğru olan budur. O yüzden senin şey demen lazım. Yabancısını yerlisini karıştırmadan diyeceksin ki 3 tane Türkiye'den yetişmiş oyuncuyu 11'lerde zorunlu kılıyorum. O zaman yetiştirmek önemli olacak Türkiye'den. Şu anda ne olacak abi? 8 yabancı, geri kalan yabancılar yerine yabancı ülkelerde yetişmiş gurbetçi oyunculara yatırım yapılacak, para verilecek. Ne oldu? Türk futbolu ne kazandı bundan? Ya ne bileyim mesela Serdar Gürler değerli bir oyuncu olabilir ama Serdar Gürler'in işte Soso altyapısından yetiştikten sonra Türk futboluna burada para kazanıyor olması Türk futbolunun artısı değil, Türk futbolunun üretimi değil Serdar. Burada şey yapmıyorum ben, ayrım yapmıyorum. Burada önemli olan yetiştirmek. Ama sen Serdar'ı getirip burada yetişmiş gibi yapıyorsun. Yazdıktan sonra ne farkı var abi? Futbol olarak yabancı.
Pasaport olarak önemli. Benim kadar kim ne kadar Türk istedir o kadar Türktür. Önemli değil yani. Ben şey karışmam. Ben yani aidiyet meselesi değil bu. Sen yetiştiriyor musun, yetiştirmiyor musun? Türk futbolunun eğer şey mi, Türk futbolunun kalkınmasını mı istiyoruz? Türk futbolunun üretmesini mi istiyoruz? O zaman sen bu yeni getirdiğin kuralla gurbetçi oyunculara ya daha doğrusu Alman kulüplerine bir gelir kapısı açıyorsun. Uğur zaten baksana şurada da bir kafa karışıklığımız var yani. Biz sorunu hep yabancı kuralında aramışız. Şimdi 2000-2001'de 5 artı 1. Sonra demişiz ki ya biz bu artı 1'i kaldıralım, o da oynasın. Sonra yine bir tık artmış. Sonra biraz daha artmış. Sonra demiş ki ya bu tribündeki çok fazla oluyor, gereği yok. Onu bir kısalım. Onu kısmışız abi. Ondan sonraki kısımda... Böyle 1,5 sene falan arada. Evet. Oradaki kısımda sonra... Ya geri alalım. Bir daha geri artık. Alalım. Yok gerek yok. O fazla oldu. Orada belli ki birinin bir şeyi olmuş. Sonra demişler ki bunun hepsini bu sefer tribüne atalım. Bir sonraki sene azaltacağız zaten. Sonra bir sonraki sene azaltmışlar. Tamam azaltıyoruz artık diye herkes böyle 3 senedir, 4 senedir o planı yaparken... Sonra bir anda da bu sefer yerli kuralı gelmiş. 14 yabancı bu sefer. Şimdi yeniden düşürelim. Burada en mantıklısının ben yine 14 olduğunu düşünüyorum. Bu arada 14 revize edilemeyecek bir kural değil. Bunların arasında en iyi 14. Yoksa saha içinde koy 3 tane Türkiye'ye yetişmiş oyuncu şeyi. De ki ilk 21 oyuncu yani kulübende. Çünkü altyapıyı saha içine zorunlu kılmak ağır bir şey. Kolay bir planlama değil çünkü. Ve bugünden yarın olacak bir şey de değil. Ama şey diyebilirsin. 21 kişilik kulübede 21 sayısı çok önemli çünkü bu kuralların hepsine 18 vardı. Doğru. Çünkü artık yani artı artı artılara gerek yok. 21 kişilik kadroda da 3 tane, gerekirse 4 tane. De ki 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Senin kulübende oturttuğun ya da sahada oynattığın oyuncular arasında. O zaman altyapıyı teşvik etmiş olursun. Türkiye'den yetişmiş oyuncu teşvik etmiş olursun. O zaman adam Hollanda'dan yetişmiş Türk'ü, Almanya'da yetişmiş Türk'ü de ister kullanır ister kullanmaz. Getirir, katkı sağlayacaksa getirir, katkı sağlamayacaksa getirmez. Yabancı sayısı belli olur, sıkıntı da olmaz. 14'te olmaz o zaman yabancı zaten. Ya otomatik olarak doğal, organik bir şekilde yabancıyı azaltmış olsun. Burada diyorsun ki 8, 12 tane alacaksın, ikisi ilk 21'e girmeyecek. Ya bana bunu hiç kimse açıklayamaz yani. Niye artı 2 artı 2 olduğunu bana kimse anlatamaz burada. Hiçbir manası yok. Kulüplerin parası çöpe atılıyor diyorsun. Sen atıyorsun zorla hani daha fazla atın demeye getiriyorsun. Tribüne konması. Ya bu da nasıl bir şey? Yani yedeklerin yedeği olsun diye bir transfer politikası belirlemen lazım iki oyuncuyu. Ama hangi mevkiden sakatlanacağını biliyor musun sen yabancı oyuncunun? Nasıl yedek, nasıl alınacak bu iki oyuncu? 10 tane yabancı var zaten. Onun artı ikisini nasıl belirleyecek kulüpler? Yani hiçbir manası yok. Adı oyuncuyu alıyorsun. Anlaşıyorsun mesela adam idmanda iyi sonra kulübeye çıkıyor şey tribüne çıkıyor. Sen bu oyuncuyu nasıl kazanacaksın? Genç hadi diyelim genç aldın. Genç oyuncu tribünde oynatarak yani tribüne koyarak tribün işinin kesin bitmesi lazım zaten. Tribün işinin kesin bitmesi lazım. Hiçbir yerden onun artısı yok. Bir kısa reklam arası vermemiz lazım Uğur. Devam edeceğiz. Hemen çok kısa bir mola rica ediyoruz. Kontra'ya devam ediyoruz. Bize sorularınızı yollayabilirsiniz. Cep telefonundan Haber Global mobil uygulamasına giriyorsunuz. Kontra sekmesinden bize sorunuzu yazabiliyorsunuz. İsminizi, soy isminizi, sorunuzu yolladığınızda editörümüz Berköl rejiden seçecek. Onlar ekrana gelecek. Biz de burada cevaplandırmaya çalışacağız. Bir soruyu sorduktan sonra ikinci soruyu yazmak için 5 dakika beklemeniz lazım. Yani doğru soruyu bulduğunuzdan emin olun diyelim ve... Süper Lig'in başlamasına dair haberlerle devam ediyorduk. Karton taraftar kampanyası var. Bundesliga'da da gördük bunu. Şimdi üç büyükler de başlıyorlar. Onlar kaç maç için kaç paraya yapacaklar bakalım. Galatasaray'ın kampanyasının ismi Sensiz Olmaz Galatasaray. 3 maçı kaldı Galatasaray'ın iç sahada. Kombineli taraftara 123 lira. Kombinesiz bile taraftara 149 liraya satacak Galatasaray. Fotoğrafınızı tribüne oturtacaklar. Orada maçı izliyormuş gibi olacaksınız. Beşiktaş'ta kampanyanın adı Ruhumuz Yeter. 4 maçı var Beşiktaş'ın iç sahada. 129 lira. Bir kombinesiz ayrım yapmamışlar. Fenerbahçe'de Sevdik Seni Her Şeyden Çok tezahürattan alma bir isim. 6 maçı var Fenerbahçe'nin. 5'lik bir kupa maçı. Burada da kombine biletli taraftarı 99 lira. Kombine size 129 lira. En ucuz Fenerbahçe'nin oluyor.
Onun haricinde kombineli kombinesiz de fark ediyor Galatasaray Beşiktaş. Ya güzel bir deneme ama çok büyük karşılık bulacağını düşünmüyorum. Yani bizim insanımızın bakış açısı, ben tribündeki insanları da düşünüyorum. Yani tribünde karton fotoğrafın hatta olmasını bile isteyeceğinden emin değilim çok kişinin. Yani zor. Nasıl yani? Koymasınlar benim fotoğrafımı. Yani. Yani en azından kişisel olarak o yola çıkarsam. Belki sadece destek için böyle hani para vermek için bir şekilde bir yöntem olarak görenler. Bir yandan çünkü sadece şey diyebilirim. Bir maliyeti yok kulüplere bunun. Yani bir tişört forma aldığınızda forma alıyorsun. %80'i zaten o firmaya gidiyor. Çünkü firma zaten o formanın satma hakkı için vermiş parayı. İşte ne bileyim Nike Galatasaray'a vermiş, Adidas'ı Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye vermiş. Ne olursa olsun anlaşmalı firmalar var. O paraların çoğu ona gidiyor ama onu alarak da destek oluyorsunuz. Çünkü her sene belli bir ölçüde sattığın için zaten o parayı o markalar veriyor kulüplere. Burada ama hiçbir maliyet yok. Ya doğrudan para kulübün kasasına gidecek. Bir kere veriyorsunuz bu arada o parayı. Yani işte Fenerbahçe'de 99 lira verdiniz. 6 maç orada tribünde duruyor fotoğrafınız. Ya destek için ancak bir yöntem ama onun dışında çok da acayip bir şey değil bence. Borussia Mönchengladbach başlatmıştı işte. Hatta Borussia Dortmund taraftarında deplasman tribünde bile fotoğrafı vardı. Deplasman tribünümüz bile doluyor yazmışlardı. Yani tribüne işte biraz önceki o talimatlarda okuduk. Tribünlerde reklam alabiliyorsunuz şeklinde böyle değerlendiriyorlar şu anda ama daha yenilikler herhalde oraya reklam panoları, işte pankartlar şeyler gelecektir diye tahmin ediyorum. Bir aslında orada yaratıcılıklarını konuşturması lazım pazarlama ekipleri. Aynen her öyle. Şey yapılabilir. Sonuçta tribünlerde biz işte 3D koreografiler falan da görüyorduk. Evet. Onlar için müsait bir ortam var aslında. Tabii bayağı reklam alabilirsin. Oraya reklam yapabilirsin. Prodüksiyonlu şeyle her şeyi yapabilirsin. Aynen. Yani koskocaman da alanım var. Normalde çünkü bunu yaptığın zaman hani maç başlarken indirmen gerekiyor falan vesaire. Orada bayağı dev bir şey kullanılabilir. Niye olmasın yani? Rezerv takım işi çok konuşuldu. Federasyon 12 Haziran'ı açarken dedi ki kulüplerimizin de isteğiyle şimdi bir futbol komitesi de kurduk. Rezerv takım oluşturacağız. Yani her takımın mesela isteyen takımların ikinci takımı olacak. Alt ligden başlayacak mücadeleye. Yarışmacı bir takım olacak. Mesela Fenerbahçe'nin ikinci takımı olacak. Başlayacak üçüncülük, ikincilik, birincilik ama tabii Süper Lig'e çıkamadan, aynı ligde olamadan. Yani işte İspanya'daki örneğe benzer bir örnek. 2012-2014 oralarda çok hararetli tartışılan bir konuydu. Sonra arada kaynadı. Şimdi yeniden geldi. Nasıl bakıyorsun? Ya bence işin B takımı kısmı mantıklı. Ya B takımı çok daha verimli bir şey. Ama doğrudan ya şey aslında bunun şeyden okumak lazım. U19 liginden sonrası kaldırılmıştı. İşte doğru, A2 21, ligi. Evet. Eskinin PAF'ı A2 ligi kaldırılmıştı. O boşluk yüzünden kayıp jenerasyonlar oldu. Çok da geçişi sağlayamıyorduk. Yani ben o ligin de verimli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her sene statüsü değişiyordu. Kaldırılması doğruydu ama yerine planlama yapıldıktan sonra doğru bir geçiş süreci gerekiyordu. Ben açıkçası profesyonel liglerde oynamayan hiçbir oyuncunun o geçişi yapabileceğini düşünmüyorum. Almanya'daki gibi işte Bayern Münih'in işte ikinci takımı üçüncülükte falan o Oberliga'da falan oynayabiliyorlar. İşte Thomas Müller'leri vesaire hep o süreçlerden geçirip çıkarmışlardı. Ancak bu verimli olur. İşin rezerv kısmı biraz daha bana ya sadece o A2 geçiş sürecinin bir makyajlı hali gibi geliyor. Ama şöyle de bir durum var. Yani aynı sistemi oynatabileceksin. Şimdi mesela oyuncuyu kiraya vermek istiyorsun. Bir genç yetenek buldun diyelim. Senin takımda oynayabilecek düzeyde değil şu anda. Geçen seneki Ferdi Kadıoğlu'nu düşün mesela. Fenerbahçe bir sonraki sene için düşündü. Fenerbahçe'nin bir rezerv takımı olsa buradaki sistemle aynı sistemle oynayan benzer takım kültürüne sahip bir yer var orada. Oraya yolluyorsun. Oyuncuyu burası için yarışmacı bir şekilde pişirebiliyorsun. Ama alt taraf öyle bir yarışmacı durumda değildi. U21. Yarışmacı der yani sonuçta diyorum yani. Sert bir rekabetin içine de sokmak istiyorsun yani. TFF 1. Lig'de Fenerbahçe'nin 2. takımının olduğunu düşünsene mesela Galatasaray'ın. Abi zaten öyle olursa verimli olur. Evet. O zaten onu kastediyorum. Bu takımlar liglerde yer aldığı sürece mutlaka katkı olur. O başka bir şey. Ama bir rezerv takım bir rezerv takımıyla oynadığı maçtan bir şey çıkmaz yani. Aynen. Sadece rezerv ligi gibi değil. Yani bu ligde yer alması lazım. Evet. Yani ligde yer alırsa çok faydalı olur. Çok iyi olur. Yani en doğrusu olur hatta. İşte o zaman
alacağın yabancı oyuncunun da bir değeri olur. Orada oynatabileceksen statüsüne göre vesaire. Yabancılı bir lige çıktığın zaman orada fark yaratabilirsin. Oradaki oyuncu gerçekten düzenli oynatıp kendi takımını alabilirsin. Her şey olabilir. Ama yani rezervli kurup işte Alanya rezerv takımıyla Fenerbahçe rezerv takımının oynadığı maçta ne Alanya'ya katkı çıkar ne Fenerbahçe'ye katkı çıkar. Yani açık söyleyeyim. Doğru. Çünkü kendi sisteminde oynatıyorum diyorsun ama kendi temponda oynatamıyorsun ki oyuncuyu. Önemli olan o takımın yer aldığı ligin seviyesinin o lige hizmet edebiliyor durumda olması. En azından mesela 3. ligde oynayan bir oyuncu düzenli bir şekilde yarışıyor, rekabet ediyor ve sertlik olarak en azından hazırlanıyor. Zaten bence en önemli kriter sertlik bizim liglerimizde. O mücadeleye alıştıktan sonra eğer yeteneği uygunsa Fenerbahçe'de de oynar o adam. Önemli olan düzenli oynayabilecek fizik seviyesine gelebilecek, sertlikten yılmayacak seviyeye gelebilmek. Ya ben 3. ligdeki bir rezerv takımın bile bu kendi aralarında oynadıkları rezerv ligden kat kat iyi olduğunu düşünüyorum. Kesin, katılıyorum. Uygulamanın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Peki, rezerv lig konusuna baktık, yabancı sayılarına baktık. Bir şey söyleyeyim. Buyur. Mustafa Kapı meselesini bu başkanlıkla konuşmak ister misin yoksa daha sonra mı konuşalım? Buyur, konuşalım. Şimdi Mustafa Kapı bildiğiniz gibi, bilmeyenler için söyleyeyim. Mustafa Kapı Galatasaray altyapısındaki en yetenekli 4-5 oyuncudan biri olarak görülen yıllardır. 14 yaşından, yani 15 yaşını doldurmadan Rikering döneminde süre almış. Kupada bayağı alkışlanmış ve Avrupa'da haber olmuş çok küçük yaşta süre aldığı için. Çok değerli bir oyuncu. Ve inanılmaz bir potansiyel. Benim gördüğüm yani 14-15 yaşındaki Mustafa Kapı'nın vaat ettiklerini hayal ettirdikleri yani illa o seviye olacak demiyorum ama yeni bir Sergen Yalçın olabilir dedirtecek kadar yetenekli bir oyuncuydu. Benzer bir oyuncu da Fenerbahçe altyapısında var. Ömer Faruk Beyaz. Evet. Onun da altını çizmek lazım. Ama Mustafa daha erken vitrine çıktı. Çünkü maça çıktı. Biliniyor yani. Orada mücadeleye çıkmış bir oyuncu. O yeteri gelişimi kaydedebildi mi 18 yaşına kadar? Ben kaydedebildiğini düşünmüyorum. Biraz duraksama döneminde olduğunu düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Mustafa Kapı değerli bir oyuncu. Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduğu yönünde haberler çıktı. Ben bu konuda yani şimdi benim altyapı oyuncularıyla aram iyidir. İyi takip ederim. Durumlarını da bilirim. Arada bir hallerini hatırlarını da sorarım. Mustafa Kapı ile konuştum ben. Trabzonspor transfer. Ben oyunculara transfer sormam ama benim prensibim odur. İşte Mert Hakan'la da arada bir konuşuyoruz ama ben hiç transfer sormam. Onlar da bilir yani. Merih ile de konuşurum. Merih'e de sormam. Hani onları zora düşürecek bilgi almak istemem. Ama Mustafa Kapı'nın Galatasaray'la bir sözleşme yenileme süreci oldu. Yenilemedi. Ve bunu da kulüp resmi siteden duyurdu. Hatta agresif bir şekilde duyurdu ve ben onun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta karşındaki muhatap 18 yaşından küçük bir çocuk yani ne olursa olsun. Reşit değil adam yani. Hedef gösteriyorsun vesaire. Hani eleştirilecek yönleri var. Galatasaray haklı bulduğum ciddi taraflar da var. Bunu da fikrim de o konuda net. Ama ne olursa olsun Mustafa'nın açıkçası bu gelişimi altyapıda kaydedemediğini düşünüyordum. Mustafa ile konuştuk bunu. Bir yerde bununla ilgili bir konuşma yapmışım. Teşekkür etti. Sağ olsun. Tespitin de çok doğru abi. Ben gelişim kaydedemedim. Yani yani gelişemedim. Onu doğru tespit etmişsin. Ki bunu da hemen sormadan söyledi. Ama dedi ben 15 yaşımdan, 14 yaşımdan beri, 15 yaşımdan beri U19 takımında oynuyorum. Seviye atlayamıyorum. Arada hani ya sürekli U19 takımında oynayan bir oyuncu anladın mı? Ya bu konuştuğumuz rezervlik meselesi de çok önemli. Ya geçiş yapacak bir şeyi yok. Mesafesi yok ve Mustafa da sürekli U19 takımında oynadığı için ve A takıma çıkma konusunda veya A takımda süre alma konusunda en önemlisi bir ümidi olmadığı için böyle bir tercihte bulunmuş. Bu devre arasında da kamp yapıldı. Genç oyuncular götürülmedi Galatasaray'ın kampına mesela. Ya şimdi şöyle. Kolay değil. Özellikle Galatasaray çok kaotik bir ilk devreden çıkmıştı. Ve bu kaosta zaten genç oyuncuya şans vermek çok çok zor bir şey. Ama ne olursa olsun genç oyuncu da kendi kaderi yani şeyini düşünmeli bir noktada. Ya ben bu takımda süre alamayacaksam başka tercihlerde bulunayım diyebiliyorlar. Eskisi gibi değil yani. Eskiden altyapıdan gelen oyuncu gözün kapalı hadi imza attı boş sözleşmeye imza attırılıyormuş yani 20 sene önce 25 sene önce hatta 10 sene önce yani Arda 17 yaşındaki Arda gelip sözleşme imzalıyordu ama şimdi 17 yaşındaki
Yeni Arda'lar. Ben oynayacak mıyım? Ne oynayabilecek miyim? Kimle rekabet edeceğim? Ya beni düşünüyor musunuz A takımda diye soruyor. Tabii. Herkes Arda değil yani. Hani Arda'yı Galatasaray taraftarının bir kısmı sevmez ama o kadar büyük bir potansiyelken de Galatasaray hiçbir zorluk çıkarmamıştır. Gelip menajer falan yok olmadan da gelip imzalamıştır mesela ama artık yeni oyuncular böyle değil. Yeni nesil farklı bakıyor. Avrupa'ya gidebilir miyim diye bakıyor. Önüm tıkanır mı diye bakıyor. Sercan Dikmen'in yakın çevresiyle konuştuğunda aldığı cevapta Avrupa düşüncemiz var diye. Mustafa Kapı için. Evet. Ya ne olursa olsun kendisi için en doğrusu Trabzonspor'sa Trabzon olsun. Galatasaray'sa Galatasaray'da kalsın. Avrupa'ya giderse neresi ona uygun sence? Üst düzey birlikte oynayamaz şu anda. Yani top 5'lik kesinlikle şey dışı. Portekiz'de büyük takımlar hariç bence makul olabilir. Belçika her zaman iyi bir lig genç oyuncular için. Hollanda iyi bir lig. Buralar olabilir. Ama açıkçası bana Mustafa birkaç cümlede çok şey verdi. Ya Mustafa kendi analizini yapmış zaten. Ben de duraksamadayım ama diyor. Ya ben burada sürekli bu seviyede oynayarak gelişemiyorum. Böyle hissediyorum diyor. Ama arada bir şey de yok. Ondan sonra çat A takım var. Ya böylesi bir durum var, garabet var. O yüzden o geçiş sürecini sağlıklı yapabilmek çok mühim. Ya herkes de her altyapıdan yetiştirdiğin oyuncu da senin takımında oynayacak diye bir şey yok. O bakımdan tabii ki her Galatasaraylı ister yani değerli bir potansiyelini kendi takımında görmek, A takımda izlemek. Ama orada bir geçiş süreci problemi var. Bu ülkenin geneli için geçerli. Ama Mustafa durumunda da çok mühim olmuş yani. Çocuk kendi tespitini böyle yapmış yani en azından. Ha, dersin ki katılıyorum, katılmıyorum. Katıldığım taraflar var, katılmadığım taraflar var. Ben katılmadığım tarafları da söyledim Mustafa'ya. Katıldığım tarafları da söyledim. Ne katılmadığım kaldı ki, taraf? Bize de söylemek... Ya ben deneyebileceğini düşünüyorum. Yani A takım için mi? Evet, yani A takım riski Trabzonspor'da da var yani. Trabzonspor belki belli garantileri alıyordur. Yani bir Süper Lig takımının o kadar bu rekabet için o garantileri vermesi çok kolay değil. Ama A takımın A takımın sen havuzundasın. İlk 11'e çıkıp çıkmamak sana kalmış. Ya da derse yine o antrenman alabilecek ama sosyal didişebilecek antrenmanda. Ya da şöyle mesela 2 yıllık sözleşme yaparsın. 1 yıl kiralık gideceğin hani içine sinecek bir takıma gidebilirsin mesela. Ya daha ara formüller bulunabilirdi diye düşünüyorum. Hmm. Yani çünkü ne olursa olsun burada bir aidiyet de olması gerekiyor bence. Yani 7-8 sene seni yetiştirmiş bir kulübün. Yani 18 yaşında doldurur doldurmaz ayrılmak şey olabilir. Yani şartlar gereği olabilir zaman zaman ama bu kadar önemli potansiyeller de o şansı kulüplerine tanımalı bence. O bakımdan söylüyorum. Yoksa hani bir şey değil. Yani Mustafa kendisinin doğrusu neyse onu yapsın. Onu bir kenara koyuyorum. Hani oyuncularla da şeyim vardır. Özellikle 2000 jenerasyonun sonrası iyidir ara. Futbolcularla zaman zaman konuşuyorum. Futbolcuların böyle dertleri var. Yani mesela Atalay Babacan. Uzun süre sözleşme durumu çok konuşuldu. 2 yıllık sözleşme yaptı Atalay. 20 yaşına kadar. Ama en temel kaygısı hiçbir zaman hiç para konuşulmadı mesela o sözleşmede. Hep Galatasaray'da süre alabilecek miyim konuşuldu. Burada sadece bir şey olarak da bakmamak lazım. Avrupa'da da böyle abi. Mesela Barcelona... Atalay'dan da bir patlama bekleniyor. Yani Atalay'la da benim konuşma şansım olmuştu. Yani biraz daha fiziki açıdan gelişmesi yönünde benim biraz tavsiyem olmuştu. Aslında çok çalışıyorum ağırlık şeyi. Ben kuvvetsiz olduğunu düşünmüyorum mesela. Biraz daha işte size'ını arttırması daha iyi olur gibi geliyor bana sanki. Bazen de size'ı arttırmak o esnekliği kaybettiriyorsun. Yani hızını kaybettirebiliyor. Çok dikkatli yapmak lazım onu. Ama ne olursa olsun önemli olan maç oynayabilmek. Ya gerekirse bunu 3. ligde oyna. Ama ne olursa olsun potansiyelin Galatasaray'sa, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'sa düzenli oynadıktan sonra bu işler olur. Yani kimse muz değil yani bu. Yani şeyde durup dururken olgunlaşsın. Çok ya kendi kendine olmaz bu iş. Meyve sebze değil bu çocuklar. Doğal olarak süre almaları gerekiyor ve süre kaygıları da oluyor. Bu yeni kuralın hani bir nebze, bir kuple katkısı olacaksa artık hani altyapıdan yani çıkan oyuncular Avrupa'da da çok değerli. Ya 7 milyonlar, 8 milyonlar, 10 milyonlar kazanabiliyorsun bu oyunculardan. 15'ler kazanabiliyorsun. Eğer potansiyeli olan oyuncu varsa biraz daha sıcak bakılır diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Mustafa'yla Galatasaray arasında bir kopukluk yaşanmıştı. Özellikle 1-2 sene Mustafa öz eleştirisinde yapıyor zaten röportajlarında. Hani boşluğa düştüm ben o hani A takımın aşağı indikten sonra
1,5-2 sene bir boşluğa düştüğünü söylüyor. Akıllı da bir çocuk. Orada ne olursa olsun ama o da mesela kulübün şeyi, sorumluluğu. Mesela bunu yaşayabilme ihtimali varsa sırf bunun için bile Rick Herring'e ya hocam bunu oynatmayalım dönüşünü yapman lazım. Sırf yetenekli diye 14 yaşına 15 yaşına o A takımı maçına çıkarmak doğru mesaj olmayabiliyor her zaman. Bu da kulübün sorumluluğu diye düşünüyorum. Dediğim gibi oyuncuların her durumu tek tek değerlendirme. Herkesin kendi şeyi var. Ama altyapıdan oyuncu geldi. Kayıtsız şartsız imzalasın dönemi bitti. Bunun mesela örneklerini şöyle vereyim. Eric Garcia Manchester City'de süre alıyor şimdi. Kimin altyapısının oyuncusu? Barcelona'nın oyuncusu. Embula Monaco'da oynuyor. Kimin altyapısının oyuncusu? Barcelona'nın oyuncusu. Kaç tane daha böyle oyuncu vardı ya. Ki Barcelona'da Embula çok çok da iyi yıldızdı yani. Çıkacaktı yani yukarı. Aynen öyle. Süre alacağı bilinmesine rağmen şey olan oyuncular bunlar. İtalya'da Barcelona'dan oyuncular var. Birçok ligde artık süre alacak noktaya gelmiş. Adam orada alabileceğini düşündüğü için gitmiş Premier Lig'de oynuyor. Ne olursa olsun yani Barcelona oyuncusu da Barcelona'da oynamıyor yani. En bir numaralı örnek versen La Masia'dır herkes. La Masia mezunlarının çoğu artık transfer yapıyorlar. Neden? Barcelona'da oynatı kalı çünkü. Çok nadir. Ansu Fati gibi istisnalar haricinde. Adam artık diyor ki ben şey, Dani Olmo. Bak Leipzig 20 milyon euroya aldı. Sen de mutlaka izlemişsindir. Fenerbahçe'ye karşı şov yaptı adam. Dinamo şeyde. Aynen. Zagreb'le. Bielsa'nın adamı. Aynen. 19 milyon euro transfer yaptı Leipzig'e. Dani Olmo nerenin oyuncusu? İspanyol adam Hırvatistan'a gidiyor. Oynayacağını bildiği için. Modele bak yani. Çünkü bakıyor yukarı diyor ki ya benim burada Messi var. Şurada Neymar duruyor. Mesela Suarez burada. Ben nerede oynayacağım diyor. Sen adama projeksiyon çizmezsen, projeksiyon göstermezsen, bir yol göstermezsen adama, adam gidiyor artık. Barcelona'da da gidiyor. Tabii. Adam demiyor ki ben La Masia oyuncusuyum. Dünyanın en büyük 2-3 kulübünden birinde oynuyorum. Demiyor adam artık. O eskide kalmış onlar. Doğal olarak sen de Mustafa Kapı'na, Ozan Kabağ'ına, Yunus Akgün'le, Atalay Babacan'ına, Emin Bayram'ına sen onu şey vermek zorundasın. Yani 2 sene sonra ben oynayacak mıyım? Ya sen bu takım bir parça, seni çok beğeniyoruz. Gelecek sene de işte kupalarda oynayacaksın. Öbür sene işte şu oyuncuyu zaten ayrılacak, satılacak. Marka satılacak mesela. Sen artık oranın adayı oyuncu olacaksın. Demesi lazım Galatasaray'ın Emin Bayram'a. Fenerbahçe'nin Ömer Faruk Beyaz'a ya orta saha şu an kalabalık ama Kuruse şu an 31-32 yaşında. İlk sene onunla birlikte idmanlara çıkacaksın. Sadece kupa maçlarını süre alacaksın. Öbür sene artık seni biz oraya düşünüyor hale geleceğiz. Alternatif olacaksın demek zorunda. Ömer Faruk Beyaz önüne koyup hadi imzala. Merih imzalıyor mu önüne koyunca? Merih Demiral imzaladı mı Fenerbahçe'yle asgari ücreti? İmzalamadı. Gitti Portekiz'e. Adam şimdi oldu 50 milyon euroluk oyuncu. Olmuyor abi, artık yapamıyorsun ya. Örnekleri var önümüzde. Var. Bir de bir kendi dünyanı düşünüp işte Galatasaray açısından bak. Galatasaray taraftarı Galatasaray açısından bakar. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe açısından bakar. Hani imzalamıyorsa kendi kaybeder. İşte işte Beşiktaş'ı üzerinin çocuğu olmaz falan. Böyle laflar var taraftarlarımızda. Çok artık ama oluyor abi işte Merih Demiral'ın oluyor. Niye oluyor abi? Juventus'ta oynuyor çocuk. Oluyor yani artık. O yüzden senin Merih Demiral'ı ikna etmen lazım. Senin Mustafa Kapı'yı ikna etmen lazım. Senin Ozan Kabak'ı ikna etmen lazım. Futbol böyle yürüyor çünkü. Böyle yürüyor. Bir şey yok. Bir sorumuz var. Haber Global mobil uygulamasından bize sorularınızı yollayabilirsiniz dedik. Oradan isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Cep telefonundan bize sorunuzu yazıyorsunuz. Rejideki arkadaşlarımız seçiyorlar. Ekrana getiriyorlar. Bana veya Urkar Kulukçu'ya sorabilirsiniz. Saadettin Turan. Galatasaray'da oyuncular karantinadan nasıl döndü? Futbolcular eski formundan ne kadar uzak? Bunu sadece Galatasaray için de değil tüm takımlar için cevaplandırabiliriz aslında. Yani Galatasaray geçtiğimiz hafta çift antrenman durumuna geçmişti. Fenerbahçe şu anda Riva'da kampta 3 Haziran'a kadar orada devam edecekler. Artık takımlar çalışmaya başlamış durumda. Beşiktaş yine kamp programı belirliyor. Trabzonspor en ciddi belki de çalışmaları yapan kulüp belki de diyebiliriz. Ahmet Havlu bile kampın içine 2 aylık kendine yer yaptırmış durumda. O da takımla birlikte kampa girmiş durumda. Mehmet Arılyan'ın röportajı vardı dün. Önceki gün, cuma günü. Diyordu ki evde de futbol izlediği çalışmışlar. Kampta da çok daha iyi çalışıyorlar. Tempo yükselince, şimdi maçlar başlayınca bir ufak zorluk olabilir ama ben takımın durumunu çok iyi gördüm diyor. Abi Aurelio bu arada konuşamadık biz. Bizim programımızdan sonra oldu. Bir yandan çok sevindim. Ufak bir tarafım da üzüldü çünkü şey planım vardı benim. Aurelio
işte oturtup işte Sevilla maçlarını anlattırmak, Chelsea maçını anlattırmak, işte şeyle Doğum'la çalıştı, Doğum onun geriye çektiği o süreci anlattırmak. Hani boştayken bu işler kolay oluyor. Şimdi Fenerbahçe gibi bir kulüpte görev alan adamı çok daha zor uğraşmak lazım vesaire, denk getirmek lazım. Çok sevilen biri ama. Kişisel olarak bir tık şey, hani o işi yaptıktan sonra gitmesini isterdim. Ama Fenerbahçe için çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir kere gerçekten sahadan geliyor. Yani Türkiye içinde en zor şartlarda antrenörlüklerini de yapıp buranın burada kovalayarak bu noktaya geldi. Fenerbahçe'yi de çok iyi tanıyor. Çok doğru bir profil bence. Yani birçok kişiye erişimi de var. Brezilya'ya da erişimi var. Yerli oyunculara da erişimi var. Kulüp içinde sevilen bir figür. Yani daha fazla da bir şey beklemek kolay değil bir oyuncu, bir antrenörden. Brezilya pazarıyla ilgili bir isim sızdı. Yuri Alberto. Santoslu. 2001'li. U23 milli takımda da oynuyor. Santrfor. Kanatlarda da zaman zaman görev alabiliyor. Zaten o yaşlarda daha yeni evriliyorlar ya. Bunu sorduk Brezilya'daki meslektaşlarımıza, Santos'a yakın kaynaklara. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Ayrılma ihtimali yüksek ihtimal. Ama Yuri Alberto ve cephesi buradaki, hani yaş 19 yaşında bir oyuncu da olduğu için bunu çok ciddi bir şekilde planlayıp acele karar vermek istemiyor dediler. Önemli bir transfer olabilir. Bu hazırlık süreciyle ilgili ne diyorsun? Bir süre tabii abi, zorluklar olacak. Ne olursa olsun bunu öngörmek imkansız. Bence Fenerbahçe şeyi de öngöremiyordur kolay kolay. Yani herhangi bir teknik direktör de öngöremez. Ya burada artık sahaya çıktıktan sonra, yani tabii ki fiziksel durumlarını anlıyordu. Emre Belözoğlu diyor ki yani sahaya çıktıktan sonra futbolcu çocuk gibi unutur orada şeyi, mücadele ettiğini, ama saha dışında o sahadan çıktığı, sıhhatten çıktığı andan itibaren onu mental olarak nasıl yöneteceğiz ona bakıyoruz diyor. Yani zaten... Işte o nasıl etkileyecek saha içini diyor yani. Ya tecrübesi malum Emre'nin. İşte bir, yani 97'de de oynayan, 2020'de de oynayan bir adam yani. Ne olursa olsun... Ya, hepsinde en üst düzey değil mi? Çıktığı anda da en üst düzey, hala en üst düzeyde. Ne olur yani, tabii ki bu konulara hakim. Futbolcu psikolojisinin olduğunu en iyi bileceklerden bir tanesi, kişilerden biri. Ama öngörmek mümkün değil bence. Yani sahada görmemiz lazım fiziksel durumlarını. Yani kötü, araya kötü giden ve toparlanması gereken takımlar da değil mi? Çok kötüye gitti. Bir anda takımlar çok iyi gözüktü vesaire. Beklenenden çok çok daha iyi dönen takımlar var. Oluyor ya böyle şeyler. Bu transfer haberleriyle ilgili devam edelim. Yani Galatasaray'da da Ener Valencia'nın ismi çıktı. Meksika'da oynuyor, Tigres'te. 89'lu Ersun Yanal Trabzonspor çalıştırırken, o West Ham'dayken Trabzonspor'la da adı geçen bir oyuncuydu. Balotelli'nin de ismi geçti Galatasaray'da. Bu kadar hücum oyuncusunun adı geçmesini nasıl okumamız lazım? Ya bu biraz bana garip geliyor. Ya Ener Valencia'yı ben çok severim, beğenirim. Sözleşmesi bitiyor bu arada. Meksika basını diyor ki sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve sonrasında Galatasaray'a gelecek 30 Haziran'da. Şöyle bir durum var. Ener Valencia çıkışını aslında 2014 Dünya Kupası vakti yapmıştı. Çok da beğendiğim bir oyuncudur. Fulleli bir oyuncu, kuvvetli. Ve ya o dönem driplingi de vardı. Biraz o meziyetlerinin biraz eridiğini tahmin ediyorum. Yani Meksika Ligi benim şu an radarımda değil. Yani eskiden daha meczup günlerimde, 2010'ların başında gece izliyordum yani. İzledim birlikte ama yakın dönemde hiç takip etmedim. Meksika'da o dönemden kalma gazeteci arkadaşlarım var. Son durumunu da öğreniriz. Bu tarz oyuncularda zaten oyuncunun özelliklerinden çok mevcut form durumu, fiziksel olarak durumu ve ne kadar özelliklerini yitirip yitirmediği daha önemli. Yani güncel bilgi daha önemlidir. Doğru. Güncel bilgiyi eğer iş netleşirse Süpermen alırız. Diyor. Ama ne olursa olsun artık yaş ilerledikçe hem kanat hem forvet oynayabilen oyuncular artık forvete kayar. Şey olmaz yani, kanat oyuncusu gibi kullanamazsın artık. Çünkü hareketlilik gençlikten gelir. Sol. Atletizm gençlikten gelir. Sol artık daha santrifor yani, oynuyordu son dönemde daha yani çok. Yani bu iş böyledir. Yani Lewandowski de zamanında daha da kanatlara böyle meyilli oynardı. Sonra artık tamamen şimdi santriforun kralı yani, tamamen 9 numara. Haaland mesela, o da kanatlarda kullanılıyor. Ya. Yani artık net 9 numara. Bu evet. Böyledir yani. O atletizm yani sağ patlayıcı güçten zaman zaman artık vücut yıprandığı için kaybedersin yaş ilerledikçe, ama tecrübe kazandığın için de o ceza sahası içinde oynamayı öğrenirsin. Ama burada işte bana garip gelen şey şu. Yani Falcao var. Çok ciddi bir sözleşme. Cagne var. Ne olursa olsun çok ciddi bir sözleşme. Bu ikisinin parası
10 milyon euro. Maaşın 10 milyon euro. Kim bir daha sayar mısın bana? Cagne ile. Cagne, Falcao. Andone'de 2,5 milyon euro alıyor. Acaba yedek forvet olarak mı düşünülüyor? Andone'nin de gideceği gibi ya, bir senaryoda. Andone gidiyor mutlaka tabii ki. Ama ne olursa olsun eğer bir mali anlamda küçülme olursa her gidenin sözleşmesini yerine koyarak mali olarak küçülemezsin yani. Doğru. Burada mesela Adem Büyük gayet verimli bir yedek olarak ön plana çıkmıştı. Bana hani hem Valencia'nın adı anılıyor hem Balotelli. Yani acaba bizim bilmediğimiz Falcao'nun ayrılma ihtimali olabilir mi? Bana sorarsan, şu gün soruyorsan ya %95 kalır derim. Ama bu kadar forvet haberi çıkması garip geliyor bana. Ha bu arada yani agresif bir şey gibi gelecek. Yani muhtemelen hoşuna gitmeyenler de olacaktır. Ama bu fiyat performans odaklı bakıyorsak, yani Falcao bu lige gelmiş en kariyerli adamlardan biri. Çok değerli bir oyuncu. İzlemekten keyif de alıyorum ama ya şu dönemde saf 7 milyon euro parası olan bir oyuncudan makul şartlarda çıkma imkanı gelirse yerini doldurabilme şartıyla neden olmasın yani? Ben Falcao'nun gidişinin inanılmaz korkunç bir şey, Galatasaray'ı çok kötü durumlara düşüreceğini düşünmüyorum. Siz Pierre'ini de aldın zaten oradan. Ya mesele oysa onu da aldın. Tabii şey yani bu sezon sonundan sonra konuşacak, spekülatif bir konu. Tabii. Ama ben Falcao'yu sevmekle birlikte inanılmaz şeyler kaybettireceğini düşünmüyorum Galatasaray'a. Mesela Snyder de 5,5 alıyordu ama ilk sene mesela oynadıktan sonra ayrılsa sıkıntı yaşardın. Son senelerde yaşamazdın. Yani ikisi arasında fark var. Yani Falcao da artık 35'ine gelmiş bir adam yani. 35'inde ve sakatlık problemleri yaşayabildiğini de gördük. 2 sene sözleşmesi var. 36'sına kadar devam edecek bu sözleşmenin bitimi. Dediğim gibi neden olmasın? Şey diyemem. Yani çok kayıp olur diyemem ama olacak mı diye sorarsak kendimize, ben olmayacağını, devam edeceğini düşünüyorum Falcao'nun. Peki Uğur, Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş'ta da Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları var. Onun arkasından da Berk Göl'den Beşiktaş'ın gündemine gelen orta saha oyuncusunu isteyeceğiz. Ama önce Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarını bir değerlendirelim. 3 parçaya ayırdık. UEFA bölümü, oyuncularla indirim bölümü ve altyapı bölümü. UEFA bölümüyle başlayalım. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi bakalım nasıl açıklamalar yapmış Beşiktaş YouTube sayfasına. O değerlendirmelerle devam edeceğiz. Ekim ayının sonunda geldiğimizde çok süratli 20'si ile 30 arası 10 gün içerisinde UEFA'ya gidebilmek adına almamız gereken temiz kağıdı dediğimiz bu işlemlerle ilgili yaklaşık 120 milyon TL acilen para bulunmuş olup 10 gün içerisinde ödeme yapılarak Beşiktaş'ımızın UEFA'ya gitmesinin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki bu süreç aslında Eylül sonu olması gerekirken seçim nedeniyle eski yönetimin bunu Ekim ayına ertelemiş olması da ayrıca çok ilginç bir durumdur. Bunu da kamuoyuyla ve Beşiktaşlarla paylaşmayı da bir görev biliyorum. UEFA temiz kağıdını aldık diyor Sayın Başkan. Avrupa'ya gidebiliyor Beşiktaş. Ama UEFA temiz kağıdı ile ilgili eski yönetime de yöneltmiş olduğu bir eleştirisi de var. Bu arada Beşiktaş da bir tweet attı. Yarın sabah büyük ihtimalle sponsorluk, forma sponsoru da açıklanacak. Haklı eski yönetimi eleştirmekte. Yani Ahmet Bey eleştirilmese de görünen köy kılavuzu istemiyor. Ama tabii haklı dile getirmekte. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi yani çıkıp sonuçta eski yönetimden çıkıp yeni yönetimi eleştirme gibi bir durumda olduğu için zaman zaman ya bu garabette tabii ki çıkıp zaman zaman tepki gösterebilir. Haklıdır da çünkü birçok şey, birçok oyuncuya ya gelecek sene halledeceğiz, şimdilik şöyle olsun falan deyip gelecek yıla ipotek edilen birçok konu var. Dorukhan meselesi böyle. Sıkıntı yaşandı, hala da devam ediyor. Sözleşme yenilenmedi hala. İşte diğer konular var. Vida konusu var. Vida'ya para bir de söz verilmiş. Borç temiz kağıdı karşılığı ekstra 600 bin euro teklif edilmiş. İşte adam 600 bin euro mu? Evet evet, o dönem o çıktı zaten, konuşuldu. Ya çok absürt şeyler olmuş. Yani birçok sözleşme görüşmesi de dahil. Borç temiz kağıt alınmak için her şey hemen her şey yapılmış. Ondan sonra da yönetimin kucağına bir bomba kaldı. Bu açıdan ben ya Ahmet Bey'in isyanını anlayabiliyorum. Ama ne olursa olsun buna kapılıp gelecek sezonun planlamasında da hani bu uçtan bu uca da gitmemek lazım.
birkaç şey duydum. Onları istiyorsan indirim konusuna girdikten sonra paylaşalım. Başkanın ikinci bölümüne bakalım. Ahmet Nur Çebi oyunculardan oyuncularla cuma günü bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin detaylarını aktarıyor. Uğur Karakurlukçu'nun da bu konuyla ilgili bilgileri var. İyi bildiğiniz üzere 13. sırada olan takımımızı şu anda 5. sıraya, belki de sezon bittiğinde daha yukarılara taşıyacağız. Bu da bizim futbol takımımıza verdiğimiz önemi, ehemmiyeti ve kendilerine verilecek olan değeri hissettirilmesi halinde futbolcularımızın ne kadar başarılı olacağını da bir göstergesidir. Kendileriyle zaten bu COVID sürecinin yarattığı ve ileride yaratabileceği zorluklarla ilgili aile olarak kendilerinden destek istediğimizi, kendilerini de ailenin bir parçası olarak bu desteği vermeleri gerektiğini ve kendileriyle önümüzdeki hafta yeni dönemlerle ilgili bütçemizin daha da makul olabilmesi adına ve onlarla yola devam etme isteğimizle beraber görüşmelerimizi yapacağımızı daha dün kendileri de paylaştık. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz. İndirimi kastederek başkan diyor ki oyuncularla hepsine isteğimizi gösterdik, söyledik, belirttik. Cuma günkü görüşmeden bahsediyor Ahmet Nur Çebi. Birkaç oyuncuyla görüşüldü. İki görüşmeye dair detaylar öğrendim. Birincisi Atiba'ya dair. Atiba'ya 300 bin euro teklif ediliyor ve Atiba bayağı yani ciddi şekilde şaşırıyor ve yani bunu kabul etmeyeceğini söylüyor. Bu birincisi, hani yorumuna geçmeyeceğim, yani sadece bilgi olarak vereyim. Bir de Douglas'a işte sana 500 bin euro ödeyeceğiz bundan sonra denmiş. Douglas da hani benim daha iyi defansör olsa ben ya istikrar olarak o manada sayılır demiyorum. Defansör olsa kategorisine girer de diyor. Yani hatta yani bence yani Aurelio lig tarihinde en üst seviyede. Çok çok iyiydi. Yani Appiah daha gösterişli bir oyuncuydu. Yani bu arada ikisinin hani tamam mevki tartışmasını bir kenara bıraktım. Appiah insanlar daha çok hatırlıyor ama kesinlikle Aurelio daha iyi oyuncuydu. Kesinlikle abi. Çok daha iyi oyuncuydu bence de. Bence daha iyi oyuncuydu. Bence de. Ya Appiah çok iyi oyuncuydu. Yani konuşup tartışıyorlar. Bence tutku cinayeti değil. Abi. Aynen. Kivi iç sen. Evet. O yüzden yani o takımın bile defansı orta sahası olmayan Appiah'la kıyaslamam yani. O başka bir kategori. Başka kategoride tartışılır. Ama yani Melo'nun defansif orta saha olarak yaptığı üst düzey katkı. Atiba farklı bir şekilde yaptı. Melo farklı bir şekilde yaptı. Aurelio farklı bir şekilde yaptı. En net defansif performans Aurelio'nun. Melo inanılmaz bir skora ve defansif ortası olmasına rağmen pas trafiğine acayip katılıyordu. Atiba da topu tutma konusunda bence hepsinden önde. Ve hepsi de istikrarlı şekilde katkı verdi bu adamlar senelerce yani. Hatta istikrar bakımından şeyinden de diğer ikisinden de. Bu arada listemiz yabancıdır. Yabancı oyuncu. Evet. Aynen. Ha, tek itiraz şey olabilir. Aurelio milli takımda oynadı da ne olursa olsun yani. Yabancı değil. Brezilya'da yani. Yetişmiş evet. Bir adam. Vesaire ne olursa olsun. Bu kategoride değerlendirirsek ben böyle görüyorum. Hani Atiba'dan buradan yola çıktım. Ya indirim istersin. 300 bin euro indirim istersin ama Atiba bayağı şaşırmış ve biraz hayal kırıklığına uğramış benim öğrendiğim. Yani 300 bin euroya da yani 500 bin euroya Atiba 500 bin euroya gelecek olsa şu anda herkes kapar. Necip 1,5 milyon euro oluyor şimdi yani Necip 1,5 milyonu 300 bine indirecekse Atiba da indirsin. Daha doğrusu Necip 300 bine indiriyorsa Atiba yine 500 bin alması lazım bence yani. Yani. Sadece süresi kısa olur. Bir yıllık olur onun sözleşmesi. Necip 2-3 yıllık olur. O ayrı mesele. Ya bu takımda Lens 2-200 oluyor. Diyorsun ki sözleşmesi devam ediyor diye. Şundan olabilir mi? Atiba'yı bir referans noktası olarak göstermeye niyetinde olabilir mi yönetim? Bak abi, kardeşim Atiba bile 300 bin euro alıyor. Abi böyle bir zorunluluk var mı? İyi alıyorsa alsın ben bu parayı alıyorum diyecek adam. O zaman senden daha fazlasını bekleyeceğiz biz de o zaman. Yani üstündeki baskı da ona göre olacak. Bekle ben indimanıma çıkıyorum. Yani tabii ki ya kötü transferin yani yüksek kontratlarla karşılaştırmayı anlıyorum da adam aynı bölgedeki oyuncu en yedek oyuncudan bile 5 kat aşağı almaz. Yani Necip de muhtemelen düşürecektir 700-800'de de. Ya yani Atiba'ya 300 teklif etmek bana pek mantıklı gelmedi. Bu altyapı kısmını da dinleyelim. Bundan sonra özümüze dönmek ve özellikle gençlerden hizmet alarak, futbol oynatarak, onlardan kulübümüze, başka kulüplere satarak sağlayacağımız gelirlerin artık çok önem ifade ettiğini bütün dünya kabul etmekte. Bu sebeple geçmişe yönelik tarihimize baktığımızda
bu konuda yaşanmış olan şampiyonluklar, Metin Ali Feyyaz dönemleri diye hep andığımız, hatırladığımız ve şimdiki çok kıymetli, değerli hocamız Sergen Hoca'nın da bu süreçte şampiyonluklar yaşadığı ve özümüzden geldiği, altyapımızdan geldiğini hatırlarsak yapmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu ve bu yoldan da artık bir vizyon çizerek vazgeçmememiz gerektiğini biliyoruz. Hocamızla beraber inşallah altyapıdan gelecek çocuklarımıza çok daha iyi şartlarda önem vereceğimizi ve scout ekibimizle altyapımızın dışından da araştırarak bulacağımız kabiliyetli, genç terbiyeli arkadaşlarla, futbolcularımızla, yeteneklerle bir yeni bir Beşiktaş tekrar yaratacağımızı ve bununla da çok tereddüt etmediğimizi, çünkü çok yakında geçmişimizde bunları yaşatan futbolcularımız ve yöneticilerimiz olduğunu çok iyi biliyoruz. Öz kaynak üzerine döneceğiz diyor yani bir anlamda. Ahmet Nur Çebi, öz kaynak Beşiktaş'tan çıkma bir isim. Metin Ali Feyyaz dönemindeki gibi altyapıya önem vermemiz lazım diyor. Beşiktaş'la ilgili sıcak bilgileri almak için şimdi biraz önce yaptığımız anonstaki gibi haber merkezimize dönelim. Spor servisinden Berk Göl karşımızda. Berk kim? Beşiktaş'ın gündemine gelen bu yeni orta saha oyuncusu. Güeler Kanka Onur, Beşiktaş'ın gündemine gelen orta saha oyuncusu. Çekya Ligi'nde oynuyor, Sparta Prag takımında forma giyiyor. Ya biz bu adamı nereden tanıyoruz diyen futbol severler varsa da hatırlatalım. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Trabzonspor'a karşı forma giymişti. Özellikle ilk maçta iyi bir performans gösterip bir gol, bir asistlik, bir katkı sunmuştu. Trabzon tur atlamasında 2-1 yeni tur atlamıştı Trabzonspor ama ilk maçta oldukça etkili bir performans göstermişti Kanga. Ve transferde durum şu, ilk temas kuruldu menajerler aracılığıyla. Sözleşmesi bitiyor oyuncunun sezon sonunda ve maliyeti nispeten daha uygun. Kime göre daha uygun? Şu anda kadroda bulunan oyunculara göre daha uygun. Özellikle Nedi'yle ilgili haberler veriyoruz ve indirim talebini kabul etmemesi üzerine gelecek sezon kadroda çok fazla düşünmeyen isimlerden bir tanesi zaten kiralık bir oyuncu Elneny. Onun yerine maliyeti daha düşürmek açısından Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Kanga ve ilk temaslarda kuruldu Kanga ile ilgili. Oyuncu Sparta Prag'da kalmak istemiyor. Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. O bilgiyi de verelim. Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğiz. Bir diğer gelişmede Lens konusunda senin de aktardığın gibi Lens'te durum şu. Beşiktaş Lens'e kulüp arıyor. Bu bağlamda da hem Almanya'da hem de Hollanda'da menajerlere yetki verildi. Bütün menajerlere yetki verildi. Hani kim Lens'e kulüp bulabiliyorsa şeklinde. Ancak şu ana kadar Lens Beşiktaş'taki kontratını karşılayacak bir teklif almadı herhangi bir kulüpten. Henüz o parayı veren olmadı. Bundaki sebep de şu, hem yaşının ilerlemiş olması hem de aldığı yıllık ücretin fazlalığından dolayı henüz bir kontrat bulabilmiş değil kendisine, ama Beşiktaş'ın da Lens'e çok aktif bir şekilde kulüp aradığını söyleyelim. Berkgöl, çok teşekkür ederiz. İki yeni gelişme Kanga, Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu. İkincisi de Lens'e kulüp aranıyor ama o bonservis, o sözleşmeyle yeni bir kulüp bulması zor görünüyor herhalde. Yani o sözleşme dünyada verecek herhangi bir kulüp yok. Korkunç bir sözleşme. 2 milyon, bir de artan bir sözleşme o gittikçe. 2 milyon 200 bin euro alacak. Ya Beşiktaş'ın ben bir kısım, eğer gerçekten yani 1,5 milyon eurosunu bir kulüp karşılıyorsa mesela, geri kalanını Beşiktaş ödese, ben Beşiktaş'ın çok iyi bir iş yaptığını söylerim şu anda. O kadar. Bence öyle. Ne kurtarırsa kârdır durumdasın sen. Artık Lens'ten bir şey çıkması mümkün değil. Mümkün olduğu kadar o maaşı kurtarmak önemli. Belki bir de gittiği yerde en azından ufak bir çıkış yapsa. Ama şimdi yani Uğur, 1,5 çok uyduruyorum şu an bu konunun üstünden. 2,250 alıyor diyelim. 1,5'ü sen başkası verdi. Sen verdin. 750 bini başkası verdi. Ama onun yerine de başka bir adam alacaksın. Öyle de tam tersini söylemiştim. 750'yi sen vereyim. 1,5'ü başkası. 1,5'ü başkası versin. Tamam, ama kabut, göt sat. Tam öyle oldu yani şu an. Hayır, yarı yarıya bile belli bir mantık. Çünkü süre veremiyorsun adama. Süre veriyorsun, aşağı çekiyor takımı. Ya benim çok maç izledim ben bu sonra Beşiktaş stadında. Gözlerimle gördüğüm en kötü birkaç performanstan biri yani. Çok etkisiz durumda. Ya korkunç ve durumda. Hiç korkutucu değil değil mi saha içinde? Yani rakip hiç tehdit değil. Yani belki 1 milyonu vereceksin ama ne olursa olsun orada oynadığı futbolda belli bir ritme girecek. Belki bir dikkat çekecek. Diyecekler ki ya olsun, hani belki bedava alıyoruz falan ama hani maaşını bir şekilde karşılarız. 2 milyona değer noktasına gelirse anca elden çıkar. Bir kiralık dönemi geçirmeden bu haliyle
kulüp bulmak tamam maaşının tamamını çok verecek. Çok sevdiğim bir dostumdan geldi şeye. Lens'in detayı. 2018-2019 sezonu için 2 milyon 250 bin euro dediğin. 2019-2020 sezonu için 2 milyon 300 bin. 2020-2021 1.950'ye düşüyor. Ve 2021-2022 daha var daha. Yani çok 1.800 de orada. Çok sıkıntılı. Sıkıntılı sözleşme. Ya ne olursa olsun bence şey olması gerekiyor. Yani bir kiralık dönemi geçirmeden bu paraları verecek kimse çıkmaz. Kanga ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Yani Berk, yönetmenimden bir ses geldi ama şey yapamadım sesten. Bu arada Berk izliyordur mutlaka. Berk'e bir haber yolladım. Eğer oyuncuyla ilgili ekstra bilgisi varsa iletebilirse sevinirim. Enteresan bir takipleştiğim yabancı bir gazeteci Fener bana Bahçe bir mesaj attı. Denk geliyor. Yayında olduğumu bilmiyor. Kontra'ya devam ediyoruz. Beşiktaş'taki transfer haberlerini verdik. Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili de transferleri konuştuk ama programın içinde de program sırasında da haberler gelebiliyor. Uğur şu anda telefonuyla çok haşır neşir gibi görünüyor. Oradan kendi crush oynamıyor ama şu anda. Oradan bir bilgi geldi ona. Nedir? Pakistanlı bir gazeteci arkadaşım var. Enteresan bir şekilde bu yayını buldu. Bir oyuncuyu soruyor. Galatasaray'la Fenerbahçe ilgileniyor diye bir şey okudum. Hani buralarda sence doğru mu falan diye bir sordu. Oyuncunun adı Gayas Zahit. Açıkçası iyi sezonlarda geçirdi. Yani iyi bir referans verdi. Ama ben tanımıyorum doğal olarak. Ekstra birkaç detay da sordum. Bakalım onun ne o ne mevkisi şeyi yaşı hiç. Onu sorayım, bir kıyas yapar mısın bize, hani bildiğimiz bir oyuncu. Tanımadım bir oyuncu çünkü. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray mı? Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye giriyor. İki takımda oynayabileceğini düşünüyorum diyor. İddialı. İddialı bir şey ve benim görüşüm merak etmiş. Yani burada haberin çıktığını düşündüğü için aslında hani kulüp tarafına hangisi daha yakın gibisinden soruyor. Bayağı Türkiye'ye geleceğini düşünüyor. Enteresan bir program içinde gelişme olursa ben de sizlere aktarmaya bununla çalışacağım. Bununla ilgili bir iki ufak rejiden de arkadaşlardan Berk'ten rica edeyim. Gayas Zahit hani kaç yaşında hangi bölgede oynuyor gibi birkaç istatistik verirlerse biz de en azından hangi takıma daha uygun olabilir bununla ilgili biraz izleyicilerimize söylemek isteriz. Pakistanlı bir gazeteci arkadaşından Uğur'a gelen sıcak bir gelişme. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın istediği bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Gayas Zahit'in. Bununla ilgili yine size bilgi vereceğiz transferlerle ilgili. Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor. Ona nasıl bakıyorsun? Makul. 84 doğumlu. 500 bin. Ama şey yani sertliğiyle iş yapan bir oyuncu. Yani hızıyla değil de. Doğru. Sertliğiyle iş yapan bir oyuncu olduğu için. Yani böyle çok acayip de bir düşüş eğrisinde değil. Sözleşme çok mu pahalı? Değil. Yani rotasyona bile düştü. Rekabete girebileceği bir oyuncu alıp devam etse bile yoluna. Ya da o bölgede genç bir oyuncuyu ön plana çıkarsa bile bir şey olmaz. En azından mentorluk yapar. Çok büyük bir düşüş olmadığı için makul abi. Bir senelik sözleşme. 500 bin euro. 25 normal. Bin euro menajerlik ücreti var. Başkan zaten işte gelir gelmez ki bir süre o seyahat durumlarından dolayı Trabzon'a gidemedi. Sonra gitti. Ordu Giresun Havaalanı'ndan işte karayoluyla geçti Trabzon'a. Orada bir genç oyuncuyu ziyaret etti. Sonra gitti işte Sosa ile görüştü. Novak'la görüştü. Sözleşmesi bitecek oyuncularla. Sosa'nın Arjantinli menajerleriyle bir görüşme yapmıştı. Transfer döneminden önce Trabzonspor iki görüşme yapmıştı düzelteyim. Ama işte hem saat farkı hem işte o yolun uzak olması gibi durumlar. Yani her an her dakika görüşme yapamıyorsunuz. Bir de işte Milan'dan çok şişkin bir sözleşmeyle dönmüştü. Trabzonspor'da iyi bir sözleşmesi var ama şimdi bambaşka bir duruma geldi yaş dolayısıyla. O ciddi bir revizyon gerektiren durum. O yüzden iş çok uzadı. Sosa ben devam edeceğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Nova ama dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Ahmet Ağoğlu da biz devam etmek istiyoruz ilgisini Nova iletti. Trabzonspor'daki durum bu şekilde. Yani Pereira zaten hala ilk 11'de oynayan ve hani hiç kesilecek gibi de görünmeyen şu an itibariyle en azından öyle bir durumda. Şehre de çok uyum sağlamış durumda. İşte esnaf arabası ile geziyor. Parkasını veremedi şu anda. Aynen. Enişte arabası. Bu şeyin var mı şeyi grafik tamam yok. Tamam. Senin söylediğin oyuncu Gayas Zahit Panathinaikos'ta oynuyor.
Apoel Nikosya futbolcusu ama Panathinaikos'a kiralık bu sezon. Hı hı. 25 yaşında Norveçli 10 numara oynuyor. 22 maçı var. 4 gol, 5 asist yapmış. 4 kez sarı kart görmüş. Bir kez atılmış böyle bir oyuncu. Skor katkısı da ara ara olan. 4 gol, 5 asist. Fena değil yani orta saha oyuncusunda. Yani ama şimdi ben yani izlemediğim oyuncuya ben asla yorum yapamam. Yok tabii. Ama yaş olarak bakıyoruz. İzlediğimiz şey şunu söyleyeyim. Yunanistan Ligi'ne belli ki takımların ilgisi var Türkiye'den. Yunanistan pazarını biraz daha iyi takip etmek lazım. Çünkü Olympiakos'un sağ bekine de hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Kasımpaşa'nın Ömer El Abdullah çok uzun olan Omar diyorum ben evet. Açıkçası. Sadece. Onun hakkında detaylı yorum yapamam. Ama eğer oyuncunun geleceğine kanaat getirirsem hem Yunan arkadaşlarımız var. Oradaki performansını yorumlama şansımız olur. Dediğim gibi Pakistan arkadaşım da özellikle bana sormuş. Ben ona sorduğumda iyi referans verdi. Detay alamadım henüz. Yetişmeyecek gibi program ama ne olursa olsun enteresan bir şey. Sanıyorum ki gelen yabancı oyuncuların yarısından fazlasını ilk defa duyacağız ve ben bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uğur çok teşekkürler. Rica ederim. Haftaya evet. Yeniden görüşmek üzere Kontra'da. Bu haftanın programı tamamlıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.